yorumlarınızı, görüşlerinizi iletebileceksiniz. Türkiye'nin terör gündemini nasıl? Ekonomiden tutuyorsunuz dış politika. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşananlar ve bir diğer gündemi. Ulusal Kanal Haber Merkezi programıyla karşınızdayız. İçeride ve dışarıda yoğun bir gündem var. Yoğun bir gündemin içindeyiz. Biliyorsunuz CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması dünden bu yana kamuoyunun birinci gündemi. Ve bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin adalet yürüyüşü vardı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adalet yürüyüşünü Ankara'dan başlattı. Yine Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından önemli vurgular var. Önemli, dikkat çeken vurgular var. Bunları bugün ele alacağız. Hükümetten Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin henüz bir açıklama yok. Bu dikkat çekici. Dışarıda neler var? Dışarıda biliyorsunuz son dönemde hareketlilik Katar kriziyle başladı. Trump'ın Körfez turundan sonra, Suudi Arabistan ziyaretinden sonra Körfez ülkeleri Katar'ı adeta ablukaya aldı. Ancak bugün de dikkat çeken gelişmeler oldu. Katar'ın Amerika ile imzaladığı bir askeri anlaşma var, 12 milyar dolarlık. Yine Amerika ile Katar'ın yaptığı ortak bir tatbikat var. Hemen peşinden eş zamanlı İran'dan ki saldırılar var. Hem meclis binasına hem Hümeyni'nin mezarına hedef alan saldırılar. Saldırılara rağmen İran Dışişleri Bakanı'nın Türkiye ziyareti var, Ankara temasları var ve önemli konulardan bir tanesi de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin referandum kararı. Ankara'nın tepkisi yeterli düzeyde miydi? Bu karar Bağdat-Ankara hattında bir yakınlaşmaya neden olur mu? Tüm bu konuları ele alacağız. Değerli konuğum Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Soner Polat'la. Hoş geldiniz Sayın Teşekkür Polat. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Hemen izleyicilerimize bir hatırlatma yapalım. Siz de sorularınızla programımıza katılabilirsiniz. 0212 251 5090 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Ya da 3969'a ulusal yazıp boşluk bırakıp adınızı soyadınızı yazdıktan sonra sorunuzu iletebilirsiniz. Ve bir diğer bize ulaşmanın yolu da Twitter Haber Merkezi etiketiyle sorularınızı bize iletebilirsiniz. Komutanım başlayalım isterseniz. En sıcak gelişmeyle başlayalım istiyorum. Bugün adalet yürüyüşü vardı CHP'nin Ankara'dan başlattığı bizzat Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Sizin ne dikkatinizi çekti bu yürüyüşte? Gözlemleriniz nelerdir ilk etapta? Onunla başlayalım. Şimdi Sayın Polat Bilek, bence tabii ki Türkiye'de yargı bağımsızdır, mahkemeler bağımsızdır. Onların vermiş oldukları karara saygı duyuyoruz. Ama ülkemizin içinde bulunduğu bu hassas ve kritik durumda, içeriden ve dışarıdan büyük baskı altındayken, milli birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyacımız olduğu bir anda, toplumda ciddi bir kutuplaşma, ciddi bir polarizasyon yaratacak bu karar soğuk bir duş etkisi yarattı. Neticede tutuklama yargılamada bir tedbirdir. Bildiğiniz gibi bunun temyiz süreci, Yargıtay süreci de var ve böyle müebbet hapis bunu 25 yıla indirdim gibi ne olduğu da pek anlaşılmayan kararlar ister istemez kamu vicdanında karşılık bulmuyor. Yani bu bir vaka. Dolayısıyla burada ben bir üst mahkemenin, üst mahkeme derken karar veren mahkemenin üstünü kastetmiyorum. Yani kanun gereği yetkili mahkemenin bu çerçevede olayı değerlendireceğini düşünüyorum. Çünkü şimdiye kadar hükümetten de bu konuda bir açıklama gelmemesini olumlu karşılıyorum. Netice olarak Enis Berberoğlu hem gazetecidir hem milletvekilidir. Şimdiye kadar da yaptığı eylemleri, davranışları ile hiçbir şekilde böyle bir terör örgütü mensubu olabileceği yönünde en ufak bir iz bırakmamıştır. Dolayısıyla bu çerçevede üst mahkeme aynı zamanda ülkemizin içinde bulunduğu durumu da göz önüne alarak bir karar vermelidir. Çünkü neticede şunu açıklıkla söylemek istiyorum. Bu karar
Türkiye'ye hiçbir fayda getirmez. Ne iktidara yarar, ne muhalefete yarar, ne Türk milletine yarar. Çünkü siz eğer bir ülkenin cumhurbaşkanını diktatör diye çağırmaya başladığınız anda buna zaten hazır olan dış kamuoyu bunu diktatör olarak tanımlanan kişi üzerinden değil ama Türkiye üzerinden bir faturaya dönüştürmek ister. Çünkü devletler pragmatik varlıklardır. Soyut kavramlarla uğraşmazlar. Somut çıkar alanlarına yönelirler. Dolayısıyla şu aşamada PKK terörü, işte Fethullahçı çeteyle mücadelenin devam ettiği bir dönem, PYD ile ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri tanklarının namlularını Türkiye'ye çevirdi. Böyle bir gerginlik çok talihsiz oldu, çok gereksiz oldu. Ve ben netice olarak Cumhuriyet Halk Partisi de buna bir tepki gösteriyor. Onları da anlayışla karşılıyorum. Ama ben dört gözle bu mahkemenin, yani bu kararı yeniden değerlendirecek olan mahkemenin olumlu bir yol açacağına gerçekten inanmak istiyorum. Çünkü Türkiye'de şu an tansiyonunu düşürmemiz gerekiyor. Her geçen gün tansiyon yükseliyor. Bu son derece tehlikeli. Hem ekonomik verilerimiz hiç böyle %5'lere falan bakmayın alan veriyor. Bunların hepsi yanıltıcıdır. Hem de yabancı devletler, küresel sistem Türkiye'yi alaşağı etmek için pusuda bekliyor. Bu çerçevede inşallah bu kriz en kısa zamanda sönümlenir. İki değerlendirme var Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına yönelik. Birinci değerlendirme CHP kanadından gelen sarayın yargısı değerlendirmesi. Eleştiri oklarının hedefinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan var. İkinci değerlendirmede bu tutuklama kararının bir FETÖ operasyonu olduğu yönünde, FETÖ'ye yönelik operasyonların sulandırılması amacıyla böyle bir adım atıldı deniyor. Şimdi bunları bir aklımızda tutalım. Bir de bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının önemli noktaları var. Siz dediniz kamu vicdanında karşılık bulmuyor Berberoğlu'nun tutuklanması. Bir an önce gereğinin yapılacağını düşünüyorum dediniz. Benim de açıklamada şu dikkatimi çekti bunlarla birlikte. Bütün dünyaya sesleniyorum. Türkiye'de bir dikta var. Biz dikta istemiyoruz. Birinci vurgu. Bir başka vurgu da gazeteciler hapishanelerde olmamalı. Milletvekilleri hapishanelerde olmamalı. Şimdi baktığımız zaman hapishanelerde olan gazeteciler Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, Ali Bulaç gibi böyle geçicili, karışık olan bazı isimler ve hapishanede olan milletvekilleri dediğinde de bu Demirtaş'ı, Figen Yüksekdağ gibi isimleri de kapsıyor mu? Siz bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi yani bir kere şu önemli bir tespit bence. Bütün dünyaya sesleniyorum. Eğer Türkiye'de bir dikta varsa, yani böyle olduğunu farz ve kabul edelim, ona karşı mücadele etme görevi Türk milletindir. Dünyanın böyle bir görevi yok. Çünkü burada dolaylı da olsa, yani bunu burada bir tartışmaya esasında ben hani girmek istemiyorum ama bütün dünyaya sesleniyorum, Türkiye'de dikta var. Peki bunun bir sonraki hamlesi ne? Yani Türkiye'deki diktatöre karşı ekonomik, siyasi baskılar uygulayın. Hatta biraz daha ileri gidelim, askeri bir takım tedbirler düşünün. Anlamı da çıkabilir. Böyle söylediğini kastetmiyorum ben. Ama bu sözcük hani en azından benim terminolojimde, benim jargonumda böyle tam oturmuş gözükmüyor. Şimdi diğeri milletvekili ve gazeteci olmamalı cezaevinde. Şimdi bu da yani eğer Türkiye demokratik bir ülke ise, kişiler kanun önünde eşitse bir milletvekilinin tabii ki dokunulmazlığı var. Ama neticede yasalar gereği dokunulmazlığının kaldırıldığı şartlar var ve tutuklanacağı konumlarda olabilir. PKK'ya yardım ve yataklık yapan biri niye tutuklanmasın? Veya net olarak PKK lehinde, terör örgütü lehinde yayın yapan, PKK'dan para alan, maaş alan bir gazeteci niye tutuklanmasın? Dolayısıyla böyle bir genelleme de benim kişisel düşünceme göre pek sağlıklı değil. O yüzden biz böyle genellemelerden kaçarak her bir olaya tek tek o olayın dengeleri, kapsamı, muhteviyatı içinde
yaklaşmamız gerekiyor. Ama ben burada şunu söylüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu da burada böyle toplumu germe amacı yok ama bir milletvekili kendine göre ve bize göre, kamuya göre de çok haksız bir şekilde cezaevine konulmuş vaziyette. Bu yargı süreci daha güzel bir şekilde yürütülebilirdi. Onun verdiği bir kızgınlıkla söylendiğini düşünüyorum. Yoksa Kılıçdaroğlu da mutlaka bu topraklara bağlı Türkiye'nin birlik ve beraberliğine önem veren, Türkiye'nin Ankara'dan yönetilmesini talep eden, Türkiye'nin bağımsızlığından yana bir kişidir. Hükümet neden sessiz dedik? Siz bu sessizliği hayra yordunuz bir anlamda. Tepki de yok. Yani olumlu bir tepki de yok, olumsuz bir tepki de yok. Bir de provokasyon söylentileri var bu tutuklama üzerinden. Hükümet de onu ölçüp tartıyor olabilir mi? Ondan şimdilik değerlendirme aşamasında olabilir mi? Şimdi tabii hükümet ülkeyi yönetmekle sorumlu bir yapılanmadır. Yani hükümetler devleti yönetir. Dolayısıyla hükümetlerin duygusal olma, kin ve nefretle hareket etme gibi bir ayrıcalığı, bir keyfiyeti olamaz. Dolayısıyla şimdi baktığımız takdirde böyle bir kararın sonucu Türkiye'de gerilim yarattı. Her türlü hükümetin görevi ülkedeki gerilimi aşağı çekmektir. Dolayısıyla ben hem Cumhurbaşkanı'nın hem Başbakan'ın bu karardan pek de memnun olduğunu kişisel olarak düşünmüyorum. O nedenle umutluyum. Yani burada netice olarak şunu da altını çizeyim. Yani bağımsız yargıya karşı da benim böyle bir ön yargım falan yok. Ama olaya böyle baktığımız zaman, olayın dinamiklerine baktığımız zaman, dosyaya hakim olmamakla beraber yani bu yargılama tutuksuz olarak temiz aşamasına kadar sürdürülebilir. Kişinin milletvekili olması ülkenin geçtiği durum. O açıdan ben bu itiraz mahkemesinde bir olumlu sonuç çıkacağını ümit ediyorum. Tarafların biraz daha sükunetli olması çağrısı vardı konuşmanızın içinde. Ben de şunu sormak istiyorum. Yani olası bu tür bir ortamda, olası bir çatışmadan, olası bir kaostan kimler nemalanabilir? Yani birazcık bu bir provokasyon olabilir, bu komplo olabilir sözü havada kalıyor. Niçin böyle bir şey yapılmış olabilir eğer içinde gerçekten provokasyon varsa? Şimdi Sayın Polat Bilek, ben meselelere kendime göre jeopolitik bir vizyonla stratejik çerçeveden yaklaşan biriyim. Yani bu programla ilgili olarak da siz program anonsunu yaptınız. Çok önemli konular var. Bence Türkiye'nin önündeki Katar meselesi, bağımsız Kürdistan, işte Şangay İşbirliği'ndeki genişleme, Suriye'deki gelişmeler bu olaydan Türkiye için çok daha önemli, çok daha anlamlıdır. Yani biz Türkiye olarak bu konulara ağırlık vermemiz gerekiyor. Burada tabii ki böyle bir olayın olması, adalet duygusunun zedelenmesi iyi bir şey değil. Yani her toplum adalet üzerine inşa edilir. Eğer herkes kendi adaletini kendi ararsa zaten devlete ihtiyaç kalmaz ve yavaş yavaş devlette çözümle başlar. Yani adaleti küçümsemek için söylemiyorum. Ama şu anda Türkiye'nin öncelikleri ülkenin birlik, bütünlük, bekasına yönelik gelişmelerdir. Dolayısıyla biz içerideki meselelerimiz her ne ise dondurmalıyız. Böyle kararlarda maalesef içeriği karıştırıyor. İçeriği karıştırdığı için dışarıdan Türkiye'ye yüklenen düşmanlarımızın eline altın kozlar sunuyor. O yüzden bundan özenle kaçınmamız gerekiyor. Türkiye'de Enis Berberoğlu'nun tutuklanması şu an kamuoyunun öncelikli gündemi ve bugün CHP'nin adalet yürüyüşü. Bir de dünyaya bakalım. Trump, Amerika Başkanı Donald Trump bir körfez turu yaptı ve Suudi Arabistan'a gitti. En önemli duraklarından biriydi Suudi Arabistan. Orada bir poz vardı kürenin üzerine, hem Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin, hem Trump'ın, hem de Suudi Arabistan Kralı Selman'ın elini koyup poz verdiği. Şimdi bu körfez turundan sonra Katar ablukaya alındı adeta körfez ülkeleri tarafından. Trump'ın bu ziyaretiyle nasıl bağlantı kurabiliriz Katar ablukasına? Evet, şimdi bir numaralı yansıyı koyalım, numara bir. Şimdi şöyle söylemek lazım. Şimdi bakın, bu sorunuza Trump kendi cevap veriyor. Trump'tan Katar mesajı, ziyaretin işe yaradı. Evet.
Bakın dikkat ederseniz orada aynı zamanda Katar Emiri El Sani ile el sıkışıyor. Katar Emiri de o fotoğrafta. Dolayısıyla ziyaretim işe yaradı dediğine göre bu krizin kaynağı İsrail destekli, İsrail'in kışkırttığı Amerika Birleşik Devletleri'dir. Bir kere burada en ufak bir tereddüt yok. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri artık doğrudan haraç alma dönemi başlattı. Bakın Almanya'da da rahatsızlıklar var, Avrupa'da da rahatsızlıklar var. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri zaten karşılıksız dolar basarak, dünya ticaretini dolar üzerinden yönlendirerek, ülkelerin stoklarının dolar olarak muhafazasını dikte ederek, buna uymayanlara saldırarak dolaylı olarak haraç alıyordu. Ama Trump'la beraber yeni bir çağ başladı. Hayır diyor, açıktan para istiyorum. Yani bu şimdiye kadar kapitalizmin hiçbir aşamasında olmayan, görülmeyen bir şey. O yüzden Alman Dışişleri Bakanı Gabriel diyor ki, biz diyor Orta Doğu'nun Trump'laşmasına müsaade edemeyiz. Bakın dikkat ederseniz Trump'laşma diye bir tabir ortaya çıktı. Dolayısıyla bu dünyanın geleceği açısından tehlikeli bir gelişme. Şimdi burada biraz böyle olayın geçmişine bakarsak iki numarayı koyalım. Şimdi biraz böyle kısa bir bilgi verelim. Yani Katar bizden böyle tamamen kopuk bir şey değil. Biz 1851 yıllarından itibaren ilgi duyuyoruz Katar'a. Daha sonra bizzat Katar Şeyhi Muhammed El Sani diyor ki Osmanlı gelin diyor siz beni yönetin. Osmanlı da kabul ediyor bunu. 1871 yılında Basra'ya bağlıyor bir kaza, ilçe ve diyor ki Şeyh'e de sen de diyor benim kaymakamımsın. Ama çok enteresan, Mahmut Şevket Paşa'nın hareket ordusu komutanıdır biliyorsun. 29 Temmuz 1913'te elimizden çıkıyor ama hatıratı var. Çok ibret doludur diyor ki Mahmut Şevket Paşa. Katar gibi, Kuveyt gibi çölden ibaret, ehemmiyetsiz toprak parçaları için İngilizlerle ihtilaf çıkaramazdım. Niye bu ehemmiyetsiz topraklar için ben mücadele edeyim? Ben esas gayretimi daha bereketli olan Irak'a verdim ve bu iki kazanın İngilizlere verilmesine karar verdim. Ve 1913 senesinde İngilizlere veriliyor ama Osmanlı askeri, son Osmanlı askeri 1915'te oradan çekiliyor. 1916'da da İngilizler buraya giriyorlar ve 1971'de İngilizler ayrılıyor ve Katar bağımsızlığını kazanıyor. Böyle bir tarih gelişmesi var. Şimdi 1940'a kadar da fakir bir ülke. Yani sadece inci var ve balıkçılıkla geçiniyor ama petrol ve doğalgazın çıkmasıyla birdenbire olay değişiyor. Bugün 130 bin dolarla dünyanın en zengin ülkesi. 520 bin nüfusu var. Bunlar Katar'ın asıl vatandaşları. 2 milyonun üzerinde. Ama bunlar dışarıdan gelen göçmenler, bütün yetki bu esas vatandaşlarda. Dolayısıyla böyle bir ülke. Şimdi burada bu kriz niye çıktı? Bununla ilgili olarak beşi koyalım. Bakın burada Katar hakikaten çok değişik böyle ihtiraslı, yumuşak gücü çok iyi kullanan bir emirlik. Şimdi Katar Arap Baharı'nı kışkırttığı iddia ediliyor. Özellikle Libya'da, Tunus'ta ve esas olarak Mısır'da. El Cezire'nin yaptığı yayınların çok büyük bir etki yarattığı hep söylendi. Ve Mısır'la ilgili olarak da net olarak Mursi'yi destekledi. Sisi'ye karşı çıktı. Yani şu an Sisi biraz da intikam almak için bu işin içinde ama onlar da konuştular, çok fazla girdi. Yani iyice Amerika'ya yapıştı. Yani Mısır gibi büyük devlete yakışmayan bir böyle çiğ bir yola girdi. Türkiye'de yaptırım uygulansın gibi böyle. Evet, bugün öyle bir açıklamaları var. Yani Mısır gibi bir şeye yakışmaz. Haddi de değil öyle Türkiye ile ilgili bu tür şeyleri söylemek. Önce Amerika'nın kuyruğuna takılmaktan vazgeçecek. Neticede harçlık veriyorlar. Yani Amerika birazcık veriyor, Suudi Arabistan birazcık veriyor ve Mısır dışarıdaki en azından görüntü bu şekilde. Şimdi bir de diyorlar ki sen Katar Müslüman kardeşleri İhvan'ı
destekledin. Yani Mısır'dan ayrı olarak dünyanın her yerinde bu zihniyetteki Hamas'ı destekledin. Filistin davasını sürekli olarak gündemde tuttun. Bu bizim temel politikalarımıza aykırı. Ve hatta bakın 2014 senesinde dikkatli izleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Yine bir kriz çıktı. Müslüman kardeşleri desteklediği için Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Kuveyt büyükelçilerini çektiler. Ondan sonra çıkan bu kriz güçlükle donduruldu. Katar emiri Suudi Arabistan'a gitti. O ölen kral Abdullah'ın böyle kafasını öptü falan, böyle bir af diledi. Öyle tatlıya bağlandı. Bir dakika bir ara verelim isterseniz Sayın Polat. Bir dakikalık aradan sonra devam edeceğiz. Kısa bir ara vermiştik, devam ediyoruz. Katar niçin hedef sorusunda kalmıştık Sayın Polat? 5 numara yine. 5 numaralı görseli alalım arkadaşlar. Şimdi bir de şimdi bakın o kadar hayat ibretlik olaylarla dolu ki Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri diyorlar ki sen hem IŞİD'e hem de El-Kaide ve bağlantılı El-Nusra gibi örgütlere yardım ettin. Şimdi hatırlayın. Bizzat Trump demedi mi? IŞİD'i Obama kurdu, Hillary Clinton da destekledi. Evet, evet. Yani seçim kampanyasında bizzat kendisi söylemişti. İşte dünya böyledir. O açıdan hemen suçu herkes birinin üzerine atar ve bu işin içinden sıyrılmaya çalışır. Bu da tabii Katar'a ders olsun. Şimdi Katar'ın bir suçu da Türkiye ve bakın Rusya ile özel ilişkiler kurması. Bu çok önemli. Yani bu gazetelerin falan yazdığı bir şey değil. Ama Katar Türkiye ile çok yönlü ilişkiler kurdu. Yani hem Türkiye'nin Katar'da çeşitli yatırımları var, hem Katar'ın Türkiye'de çeşitli yatırımları var. Yani kilit bir ekonomik ülke olma durumuna yükseldi Katar. Bu yeni bir durum değil ama komutanım. Mutlaka değil Türkiye, ama Türkiye-Katar ilişkisi. Bakın Katar'ın çok ciddi 325 milyar dolarlık bir ekonomiyi kontrol ediyor. Yani Katar'ı böyle küçücük bir yarımada ama öyle de fazla görmemek gerekir. Evet. Çok etkili bir ülke ve bir de yumuşak gücü, yani bu ekonomik gücünü işte El Cezire gibi televizyonu çok iyi kullanıyor. Ve onlarla da her ülkedeki eğitimli kesimi etkiliyor. Son derece şimdi Türkiye ve Rusya ile özel ilişkiler kurmasından Amerika ve İsrail rahatsız oldu. Ve dediler ki bunu ne yapıyor bu? Türkiye'yi biz ekonomik olarak dara düşüreceğiz. Bu Katar geliyor, yardım elini uzatıyor. Evet. Yani buradaki bir neden de Türkiye'dir. İkincisi İran'a düşmanlık dayattılar. Dediler ki bu Körfez İşbirliği Örgütü, Gulf Cooperation Organization temel amacı yani bir Sünni birliktir. İşte İran ve Şii yayılmacına karşıdır ama sen İran'a karşı net bir tavır ortaya koymuyorsun. İşte efendim Cumhurbaşkanı seçildi, onu tebrik ettin ve bir de burada ileride görürüz bir Güney Pars sahası diye böyle ispatlanmış çok büyük bir doğal gaz rezervi var. Henüz işletilmedi ama İran'la Kuveyt onun için böyle müşterek çalışmalar yapıyorlardı. O da tüylerini diken diken etti ve böylece dediler ki biz Katar'ı cezalandıralım. Yani bir şey soracağım komutanım. Bu suçlamalara baktık. Arap Baharı'nı kışkırttı. Morsi üzerinden örnek verdiniz. Hükümetimiz de Türkiye'de AKP hükümeti de destekledi Morsi'yi. Evet. İhvan'ı destekledi. Aynı yere çıkıyoruz. IŞİD ve El-Kaide, IŞİD destekçiliği Türkiye'ye yönelik başka bir suçlamaydı. Bir zamanlar petrol ticareti yapılıyor. Evet. Türkiye ve Rusya ile Katar özel ilişkiler kurdu. Biz de Rusya ile özel ilişkilerimiz var Türkiye olarak. İran'a düşmanlık yapmadı. Söylemde yapılmış olabilir ama eylemde de bizim hiçbir düşmanlığımız olmadı. Yani Türkiye'yi nasıl etkileyecek peki bu suçlamaların aynısı Türkiye'de yapılıyor. Yarın öbür gün oklar bize mi dönecek? Şimdi bakın zaten neticede Sisi ne diyor? Katar'ı Türkiye'de destekledi, Türkiye'de yaptırım uygulansın. Yarın işte bu nedenle en başında söyledim. Türkiye'de diktatör var, söylemleri tehlikedir diye. Yarın birdenbire böyle bir kamuoyu oluşturulur. Dünyadaki bütün büyük basın yayın organları, CNN, BBC, işte New York Times,
şu bu. Efendim işte Türkiye işte yardım yaptı. İşte iki tane cihadist bak İstanbul'da işte kampta bilmem ne yapıyor görüntülerle falan. Böyle bir hava oluşturulabilir. O yüzden Türkiye'deki iç işlerimiz her neyse onları biz kendi aramızda çözeriz. Bunu da böyle yabancıları karıştırdığımız zaman işte bu Katar'daki gibi çok güzel bir yöne getirdiniz. Durum ortaya çıkar. Peki şimdi Katar'ı hedefe aldılar ne oldu? Üçü koyalım. Çok enteresan bir şekilde net istedikleri bakın bir durumu olmadı. Şimdi evet destekleyen ülkelere bakıyoruz. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır, ABD, İsrail, Yemen ama Yemen derken hangi Yemen? Yani Yemen evet. Hükümeti başkentine bile hakim değil. Libya derken hangi Libya? Yani Tobruk hükümeti diyebiliriz. Evet. Maldivler. Şimdi bakın katılmayanlar çok önemli. Şimdi katılmayanlar Kuveyt. Bu zaten bakın haritada göreceksiniz kırmızı yukarıda. Bu işbirliği ülkelerinden bir tanesi. Ve aynı zamanda Arapçuluğa soyundu. Evet. Ve o da İran'a karşı bir girişimin içinde olmadı. Umman, bakın o da yine Körfez ülkeleri içinde, yeşil görüyorsunuz haritada, o da katılmadı. Türkiye, İran, Rusya, Almanya bak, şimdi bu çok önemli. Şimdi Almanya net olarak bu işte Arapçuluk yapmak istedi. Alman Dışişleri Bakanı hem Katar Dışişleri Bakanı'yla, Muhammed El Sani ile hem de Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile Adil El Cübeyr ile bizzatihi görüştü. Evet. Ve olaylarda Almanya inisiyatif kazanmasın diye Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı bizzat kameraların önünde biz dedi Almanya'nın Arap ucunu falan istemiyoruz. Onlardan böyle bir şey talep etmedik. Yani büyük bir ihtimalle Amerika'nın etkisiyle Almanya'nın bu yönde daha ileri adım atmasının önüne geçildi. Ama Almanya neticede kendini bu cephede konumlandırdı. Orta Doğu'nun Trump'laşmasına müsaade edilemez. Çok önemli bir laftır o yüzden tekrar evet. Söylüyorum. Buraya geldi ve bakın Pakistan tarihi olarak İran'la hep didişir. Hep sıkıntılar vardır. İran bile Katar'ın yanında yer aldı. İran düzeltiyorum Pakistan. Bu da son derece önemli dünya dengeleri açısından. Neden? Şimdi Şangay İşbirliği'ni konuşacağız. Evet. İşte Hindistan'la Pakistan oraya katıldılar. Pakistan'ın bu bölgeye gelip de Katar'a destek vermesi, Türkiye, İran, Rusya, Almanya'nın yanında yer alması da çok önemli bir gerçekten. Nawaz Şerif'in ziyareti, siyaseti zaten son dönemlerde çok güzel. En son Obama'nın davetini reddetmişti. O haber olmuştur Nawaz Şerif'le ilgili. Evet. Ben çok da şaşırmadım aslında bakarsanız Katar olayında Katar, İran, Türkiye cephesinde yer almasına. Evet çok önemli ve Nawaz Şerif gerçekten bakın yiğit bir başbakandır. Dağlık Karabağ'la ilgili olarak açıkça Azerbaycan'ı destekliyor. Bütün demeçleri öyledir. Ermenistan işgalcidir. Bu işgale derhal son verilmelidir. Evet. Dolayısıyla Türkiye'nin de zaten Pakistan bizim biliyorsunuz geleneksel dostumuz iyi ilişkiler içindeyiz. Şimdi dördü koyalım Körfez'de çatlak. Şimdi burada bakın. Amerika bir ve bütün bir blok yaratmaya istedi değil mi? Dedi ki ben burada bir Sunni ordu, bir Arap NATO'su yaratayım. İran başta olmak üzere Irak'ta, Suriye'de hatta Hizbullah, Lübnan'da işte Şii Hilali mi dersiniz, Şii Kuşak mı dersiniz onu dağıtayım. Ama dikkat ederseniz bakın kendi içinde çatladı. Şimdi şurada 6 tane ülke var. Bakın bu haritada gözüküyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn. Bahreyn'de bakın mecbur kaldığı için burada. Yani Bahreyn'in Dışişleri Bakanı biliyorsunuz Türkiye'ye geldi. Evet. Tayyip Erdoğan'la görüştü. Hatta onun şeyi de varsa 8'i koyabilir miyiz lütfen? 8'i. Evet bakın Bahreyn'de denge arayışında. Yani Bahreyn'i de ben tam o grupta saymıyorum. Çünkü neden o grupta olsaydı gelip bizim Cumhurbaşkanı'yla görüşmezdi. Yani o da ülkesinde Şiiler var, Şii çoğunluk var. Onların talepleriyle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri baskıları arasında bir denge kurmak istiyor. Tekrar dördü alalım. Tekrar. Dolayısıyla burada dikkat ederseniz istedikleri gibi bir blok Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail yaratamadı. Bakın burada bakarsanız 3'e karşı 3. 6'yı koyalım şimdi. 6'yı. Şimdi burada ABD, Mısır gibi büyük bir ülkeyi de yanlarına aldılar değil mi? Bunu da kabul etmek lazım ama istedikleri sonucu almadılar. İşte buradaki bu çatlağa Türkiye iyi girdi. Bak bunu söylemek zorundayız. Çünkü neden? Çünkü eğer bu ittifak kurulsaydı ki Türkiye'de bunun İran'a karşı bir düşmanlık olduğunu anladı. Mezhep savaşına giden bir yol olduğunu anladı ve buradan uzak durdu.
Bu eğer desteklenseydi Orta Doğu'da bir yangın çıkardı. O yangında Türkiye'yi de yakardı. Dolayısıyla evet. Türkiye esasında ileriden kendini savunacağı çok önemli bir hamle yaptı. Yani şimdi şöyle düşünmemek lazım. Efendim bizim Türk askerinin Katar'da ne işi var? Aslında doğru soru şu. Türk askerinin Afganistan'da ne işi var? Çünkü Afganistan'da ISAF kapsamında gidiyor. Evet. International Security and Assistance Force. Yani Amerika, dünya, kamuoyu, küresel NATO için kapsamında gidiyor. Dolayısıyla oradaki askerin Türkiye'ye hiçbir 10 gram faydası yok. Ama burada giden Türk askeri Türkiye'nin çıkarları için oraya gidiyor. Dolayısıyla bir askeri güç kimin siyasi hedeflerine hizmet ediyorsa o kapsamda değerlendirmelidir. Şu aklıma takıldı benim bu krizin başından itibaren. Kriz çıktı, bir gecede ablukaya alındı Katar. Hemen ardından apar topar Katar'la yaptığımız askeri anlaşma meclise taşındı, öne çekildi ve geçirildi. Sonra da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dikkat çeken bir açıklaması var. Katar'da Türk üssüne karşı çıkanlara sesleniyorum. Oradaki Amerikan üssü sizi neden rahatsız etmiyor? Sorum şu, Türk üssüne karşı kimin neden rahatsızlığı olabilir? Acaba bu hamlenin Katar'a ablukaya almasının sebeplerinden bir tanesi de orada kurulacak olan Türk üssü müydü de bu kadar süreç hızlandı? Evet, şimdi bakın şöyle, burada şimdi haritaya baktığımız zaman Katar ve Bahreyn kırmızı bir nokta dikkat ediyorsanız. Evet. Orada Amerika'nın 5. filosu var. Yani 6. filo Akdeniz'de, 5. filo oradadır. Katar'da da çok büyük bir hava üssü var. 110 tane uçak konuşlanabiliyor ve Afganistan'daki harekat, hava harekatı bile oradan idare ediliyor. Tabii ki Suriye, Irak'taki hava harekatı da oradan. Çok büyük bir komuta kontrol merkezi. Türk subaylar da orada görev yapıyorlar. Şimdi burada Türkiye böyle bir hamle yaparak çok ciddi bir mesaj verdi. Bakın hem Birleşik Arap Emirlikleri'ni, hem Suudi Arabistan'ı, hem Bahreyn'i, hem varsa başka ülkeleri frenledi. Yani burada böyle alıp da emiri şunu bunu falan deviremezsiniz. Netice olarak bu oyunun içinde ben de varım. Bu güçlü bir mesajdı ve bu mesaj çok alındı, evet. İyi alındı. Ve burada Türkiye'nin bu askerinin bir siyasi denge kurma açısından önemi var. Yani biz 500 askerle değil 3000'e çıkarttık. 3000 askerle hangi sonucu alacaksınız? Ama bakın bir siyasi denge kuruldu, hava birdenbire değişti, emir güveni geldi ve olay farklı bir cepheye, Trump'ın İsrail'in istediği bir şekle dönmesinin önüne geçildi. Yani siyasi burada, denge, peki askeri denge, oradaki Amerikan varlığı? Şimdi şöyle söyleyeyim, buradaki Amerikan varlığı uzun zaman orada var ve netice olarak bu körfez ülkelerin tamamı Suudi Arabistan'da dahil Amerikan silahına dayanarak bu baskı ve diktat rejimlerini sürdürüyorlar. Yani bu böyle. Amerikan askeri çekildiği takdirde bunlar kağıttan kaleler gibi. Yani ilk önce Bahreyn düşer, bakın size söyleyeyim, bir günde. Ondan sonra Birleşik Arap Emirlikleri, en son Katar düşer, bakın Katar daha akıllıca yönetiliyor. Bu böyle gider. Hiçbir körfez ülkesi kalmaz. Çünkü hangi çağda yaşıyoruz? Yani birkaç aile bu ülkeyi yönetiyor, baskıyla yönetiyor, bütün parayı kendileri alıyor ve aynı zamanda hem kendileri saltanat sürüyorlar, diğer paraları da Amerika'ya, emperyalist devletlere silah alarak, şu alarak, bu alarak değişik yollarla transfer ediyorlar. Yani hiçbir halk böyle bir yönetimi kabul etmez. Dolayısıyla Amerikan askerinin buradaki varlığı o. Şimdi Trump diyor ki, bunun için diyor, tamam diyor, çeşitli şekilde petrol şirketlerinize ortak olmuştum, falan olmuştum, IŞİD'e para verin diyordum, veriyordu ama şimdi bana direkt açıktan para verin. Bu evet. Hale geldi. Dolayısıyla taviz verdiğiniz zaman bakın, sonuçta gideceğiniz yer yok. Yani şimdi Suudi Arabistan böyle diyor ya, şimdi Suudi Arabistan bir yere düşünmesi lazım. Amerikan Kongresi'nden çıkan yasa var. Diyor ki bu 9-11 saldırılarında Suudi Arabistanlıların izi vardır. Bu ne demek? Bu istediği yöne çekebilirsin. Kongre'den çıkan evet. Bir karar. Hatta Obama yapmayın etmeyin dedi. Kongre Obama'yı dinlemedi. Bu aynı zamanda Suudi Arabistan'ı kontrol, baskı altına almak için bir araç olarak kullanılabilir mi? Kesinlikle öyle. Zaten amacı da o. Dolayısıyla Suudi Arabistan'ı korkuttular. Dediler ki Suudi Arabistan bak yasada çıkarttık. Şimdi evet. Katar emirini hizaya getireceğiz. Ve Katar'a yüklenmiş oldular. Bu böyle. Şimdi bir de 7'yi de koyalım. 7'yi de koyalım. 7. Şimdi burada bakın şunu Türkiye açısından şunu da görmemiz lazım. Şimdi diyorlar ki Türkiye'de, biz diyorlar burada taraf olmamalıyız. Yani herkesle ilişkimiz var. Şimdi ben de size şunu söyleyeyim. Bakın burada Suudi Arabistan. Şimdi Suudi Arabistan İsrail'le Türkiye aleyhine
gizli görüşmeler yaptı. Ve bu açığa çıktı, açığa çıktı. İsrail Dışişleri Bakanı, Müsteşarı Dorgold, ki bu Dorgold aynı zamanda Brüksel'de bir otelde dönemin Dışişleri Bakanı, Müsteşarı, şimdi bizim Birleşmiş Milletler'deki temsilcimiz Feridun Sinirli oğluyla da yakalandı. Ne görüştükleri belli değil. Hindistan'da, İtalya'da, Çek Cumhuriyeti'nde toplantılar yaptılar. Ama açığa çıkınca Dorgold açıklama yapmak ve kabul etmek zorunda kaldı. Dedi ki evet dedi, biz dedi görüştük dedi, olumlu olarak gidiyor dedi işler. Hatta dedi biz dedi Abu Dhabi'de, yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkentinde ofis açtık 2015 senesinde ve 4 konuda anlaştık. İsrail ile Araplar arasında bir barış planı yapılması, Tahran'da rejim değişikliği, ortak bir Arap ordusunun kurulması, bakın dikkat ederseniz, ve Türkiye'den de, bakın Türkiye'den de toprak kopartan bağımsız bir Kürdistan. Şunu soracağım, İsrail'in açıklaması krizden hemen sonra birinci ya da ikinci günü yaptığı bir açıklama vardı. Katar ablukaya alan ülkelerle işbirliği yapılabileceğini söylüyordu. O zaman bu plan bunun yansıması, o anlaşmanın yansıması oluyor bir anlamda. Evet. Ve bakın bir şey daha, ana maddeler bunlar. Talimatta Körfez ülkelerin birlikte hareket etmesi. Evet. Bakın Katar birlikte hareket etmeyince, gelelim bakın Birleşik Arap Emirlikleri'ne. Yani şimdi Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye bakışı böyle. Yani gizli bir takım işlerin içinde. Yani bu açığa çıktı. Yani Türk istihbaratının bunu bilmemesi mümkün değil. Şu an açıklama da ona biraz atıf yapıyor mu acaba? Cumhurbaşkanı yine Erdoğan'ın biz 15 Temmuz gecesi diyor hangi Körfez ülkesinin niçin beklediğini, acaba hükümet düşecek mi diye sürekli para kıttığını, telefon görüşmelerini yaptığını biliyoruz. Onların istihbaratı varsa bizim de var. O zaman bu Suudi Arabistan'a mesaj olabilir mi? Yani o daha çok Birleşik Arap Emirlikleri'ne mesaj olabilir. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri WikiLeaks belgelerinde ortaya çıktı. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin Washington Büyükelçisi 15 Temmuz darbe girişimine destek verenlerden bir tanesi. WikiLeaks'de ortaya çıktı. Bakın başında için. Burada da onu şey yaptım. Evet, dolayısıyla burada şimdi bakın. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'deki darbe girişiminin içinde. Yani Suudi Arabistan Türkiye'ye yönelik gizli sinsi planların içinde. Dolayısıyla Türkiye'nin burada Bahreyn ise evet Türkiye'nin Bahreyn'le ilgili iyi ilişkileri var. Zaten o devam eder. İşte Dışişleri Bakanı bu kriz içinde geldi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Dolayısıyla Türkiye'nin bu hamlesi Türkiye'nin çıkarlarına uygundur. Yani burada Türkiye'nin bir kaybı yok. Türkiye'nin bir kazancı var. Tabii ki şimdi bak dikkat ederseniz Suudi Arabistan'a da kraldır, işte büyüktür falandır, o çözmeli evet. diye yumuşak mesajlar veriliyor. Şimdi şey öyle. Şimdi gelelim ambargoya. 9'u koyalım lütfen. 9. Şimdi bakın şu Katar'ın coğrafyasına bakalım şöyle. Çok enteresan bir ülke. Sadece sınırı Suudi Arabistan'la var. O da kapatılmış durumda. O da kapatılmış vaziyette. Hani biz hep diyoruz ya, jeopolitikte coğrafya kaderdir. Siyaset bu kaderi değiştirecek yol ve yöntemleri arar. Jeopolitik. İşte bakın, karadan Suudi Arabistan sınırlarını kapattı. Şimdi abluka lafları var ama abluka teknik bir terim Sayın Polat Bilek. Yani abluka şu, siz belirli bir sahayı abluka sahası ilan edersiniz. Dersiniz ki bu sahaya hiç kimse giremez. Ya da giren benim şu denetimlerimden geçerek girecek ve üçüncü tarafları da bağlar. Yani buradan diyelim ki Türkiye denizden buradaki Alruva limanına gidecekse o zaman bu ablukayı uygulayan güçten izin almak zorunda. Yani siz ancak güçle koruyabilirsiniz. Dolayısıyla burada abluka biraz oturmuyor. Ama ambargo ve yaptırımlar var. Yani karadan zaten bu hale geldi. Şimdi denizle ilgili olarak şey koyalım, onu koyalım, 10 numara, 10. Evet, şimdi bakın bu da güzel bir uydu resmi. Şu gördüğünüz şöyle, şu yarımada Katar. Denizle ilgili olarak da şunu söylüyor, bu ambargo uygulayan ülkeler diyorlar ki, bir kere Katar'a giden hiçbir gemi bizim limanlarımıza gelemez. Dolayısıyla Türkiye eğer Katar'a bir gemi gönderdiği zaman düşünüyor. Diyor ki sen şimdi Katar'a gittin, oradan damga vurunca biz bu sefer Suudi Arabistan, işte Bahreyn, şu bu falan filan limanlarına giremeyecek. İkincisi, öyle bir ekonomi yapılmış ki
Bu 6 ülke birbirine bağlanmış. Yani birinde rafineri var, işte birinde o tesis var, birinde bu tesis var. Bunlar birbirini tamamlıyor. Yani lüzumsuz yatırım yapmayalım demişler. Şimdi hepsi birbirine bağlı olduğu için Katar bunlardan da etkileniyor. Dolayısıyla hiçbir hizmetten yararlandırmıyorlar. Dolayısıyla bu nedenle, coğrafyası nedeniyle ciddi bir sıkıntı içinde. İşte bakın şu Pars sahası da şurası. Şu daire var hemen şeyin en doğusunda. İşte orada İran'la müşterek önemli bir doğalgaz rezervi. Şimdi dünyadaki doğalgazda bir numara Rusya. İki İran, üç Katar. Ama Katar tabii yabancı şirketler falan girdiği için ihracatta Rusya'dan sonra ikinci. Çünkü İran'a ambargolar falan olduğu için Katar kadar iyi işletemiyor. Dolayısıyla böyle bir deniz ambargosu var. Bir de havaya geçelim. Şu birinci ve ikinci videoyu koyalım. 9.2. Bir de hava ambargosu var ki Katar, o Katar Airways biliyorsun şeydi. Öyle bir, bunu kaldıralım. Evet, şimdi bakın Katar'dan. İki tane hat var bakın, görüyor musunuz? Evet. Ancak bu şekilde. İran'a. Evet. Yani İran üzerinde. Yani şöyle söyleyeyim bakın, şurası Bahreyn'in hava kontrol sahası. Şurası. İki tane koridor vermiş Bahreyn sadece ve bu şekilde ancak gidebilir. Diğer şeyi koyalım. Peki bu neye mal oluyor? Evet, diğer videoyu koyalım. Bakın bu neye mal oluyor? Bakın dikkat edin. Bir uçak geldi, öbürü hala yolda. Dikkat ediyor musunuz? Evet. Tekrar koyalım bu videoyu. Tekrar. Evet, bakın. Doğrudan giderken. Evet, bak doğrudan şimdi gitti. Bu hala gidiyor bakın. Dolayısıyla ciddi bir şekilde bir hava yolu için böyle bir maliyet artıyor, şu oluyor, bu oluyor. Yani bu yaptırımların Katar'a çok büyük bir zarar verdiği, Katar'ın canını yaktığı kesin. İşte Türkiye, İran gıda yardımı yapıyorlar havadan. Denizden de herhangi bir sıkıntı yok. Yani Türkiye ve İran açısından. Dolayısıyla tabii nüfus da az, zengin bir ülke. O yüzden en azından gıda, ilaç konusunda bir sıkıntı çekmiyor. Katar krizi bu şekilde. Amerika ile 12 milyar dolarlık silah anlaşması da ister istemez bir uzlaşmaya doğru bir gidiş olduğunu gösteriyor. Çünkü netice olarak Trump'ı da hem Pentagon hem CIA'ya uyardı. Dediler ki bizim Katar'da önemli bir üssümüz var, Bahreyn'de. Evet. Dolayısıyla burada bir denge var. Hani bu dengede bozulduğu takdirde o nasıl tecelli edeceği belli olmaz. Yani çünkü yarın öyle bir gelişme olur ki Rusya da gelir oraya, Çin de gelir. Bambaşka bir gerçeklikle karşı karşıya kalırız gibi böyle bir orta yol arayışına geçildi. Ama sonuç olarak şu, buradan çok daha büyük bir tehlike, bir tehdit Türkiye açısından doğabilirdi. O şimdilik önlenmiş oldu. Şimdilik önlenmiş oldu. Bir araya gideceğiz ama bir cümlede ben söylemek istiyorum. Hem yani bölgede yaratılmak istenen bir Sünni-Şii çatışması var. Ancak bu yaptırım diyeyim, siz ablukaya karşı çıktığınız için. Bu yaptırım bazı şeylerin temellerini attı. Şii İran, Sünni Katar'la bir araya geldi. Türkiye ile bu üç ülke bir araya geldi. Bu da ilerisi için en azından umut vericidir diye düşünüyorum bu krizin. Umut verici tarafıdır diye düşünüyorum. Tabii öyle. Bir de bakın, bir de şu da var. Şimdi Suudi Arabistan, bakın bu zengin ülke ama eğer milli bir devlet değilseniz, gerçek anlamda bir devlet değilseniz, halkınızla bütünleşmemezseniz güçlü bir silahlı kuvvetler yaratamazsınız. İstediğiniz kadar para harcayın. Zaten Yemen'de bakın bu Şii milislere karşı, Husilere karşı silahlı kuvvet %30'u telef oldu Suudi Arabistan. Dolayısıyla Suudi Arabistan artık Irak'a, Suriye'ye dünyanın parasını yatırdı. Irak'a, IŞİD'i falan şunu Amerikan isteklerini yerine getirmek için. İran'a karşı da bu savaşı sürdürecek bir gücü de yok yani. Suudi Arabistan aklının başına toplaması lazım. İran dediğiniz zaman 1 milyon 700 bin tane asker ve milis gücü var. Bir ara verelim Sayın Polat. Aradan sonra devam edelim konumuza. Haber Merkezi programımıza devam ediyoruz. Sayın Soner Polat'la daha Katar'ı konuştuk, Enis Berberoğlu'nu konuştuk ama konuşacağımız birçok konu var. Ama bir yandan da Twitter ve WhatsApp'tan gelen sorular da var. Onları yöneltmek istiyorum size Sayın Polat. Yapay bir devlet olan bir ülke Katar, dün düşman ilan edildi. Bugün ise Amerika ile ortak manevra tatbikat yapılan müttefik oldu. Biz Türkiye olarak böylesi müttefiklere nasıl güvenebiliriz? Teşekkürler demiş Abbas Aslan Doğan. Evet, şimdi uluslararası ilişkilerde çok böyle bilinen bir deyimdir ama
tekrarlamakta fayda var. Devletlerin sürekli dostları ve düşmanları yoktur. Devletlerin sürekli menfaatleri vardır. Dolayısıyla burada biz olaylara jeopolitik bir çerçeve, stratejik bir vizyonla bakmak pozisyondayız. Yani Katar iyidir, Suudi Arabistan kötüdür, İran iyidir, Hindistan kötüdür gibi bakış açıları bizi yanıltır. Yani devletler de değişirler. Tarihin çeşitli dönemlerinde çeşitli tavırlar alırlar. Dolayısıyla Türkiye burada kendi menfaatlerini savunuyor. Ekonomik çıkarları vardır ve orada kendisine karşı kurulacak bir ittifakı içeriden bölme, çatlatma evet. harekatı yapmıştır. Öyle değerlendirmek lazım. Bir başka soru da şu. Enis Berberoğlu konusu üzerinden yazmış anladığım kadarıyla. Mesaj, kısa mesajda. Evet. Acaba ülkemizde yargı sistemi gerçekten bağımsız mı? Soner Polat Bey kendi söylediğine kendisi inanıyor mu? Diyor. Şimdi şöyle, şimdi ben 3,5 sene sahte belgelerle cezaevinde yatmış biriyim. Dolayısıyla ülkedeki yargı sistemiyle ilgili benim kendimden kaynaklanan tecrübelerim var. Ama şunun da bilincindeyim. Netice olarak bu ülkeyi ayakta tutmak, bu ülkeyi geleceğe taşımak hepimizin görevi. Burada ben Enis Berberoğlu olayında yargının en azından kendi açımdan adil bir karar vermediğini değerlendiriyorum. Ama bunun mücadelesi için yol ve yöntemler seçme tabii herkesin kendi tasarrufundadır, kendi hakkındadır, kendi değerlendirmesindedir. Bütün bunlara da saygı duyuyorum. Yani netice olarak şunu söyleyeyim. Ben mesela hani bu sayın izleyicimize teşekkür ediyorum. Benim Yeniden Kazanmak kitabımda benim mahkemede yaptığım savunma vardır. Evet. Mesela orada dedim ki ben Cumhuriyet'in Kemalist bir amirali olarak bu mahkeme salonunda bulunmaktan dolayı son derece mutlu, gururluyum ve bu benim hayatımda aldığım en büyük rütbedir. Dolayısıyla herkesin olaylara bakışı, değerlendirmesi kendi yaşadıklarının, kendi hissettiklerinin, kendi algılarının bir ürünüdür. O yüzden ben bu izleyicimize de saygı duyuyorum. Ama Türkiye'de taşları yerli yerine oturtmak, sayın izleyicimizin söylediği gibi yargı, yasama, yürütme ayrılığını keskinleştirmek, daha da ileri götürmek, bu anayasada gerçekten eleştirdiğimiz yasama ve yürütme ve yargının tek elde toplanması tehlikesine karşı mücadele etmek tabii bütün vatandaşların, yurttaşların görevlidir. Ama ben şunun da altını çiziyorum. Bu mücadeleyi kendi içimizde yapmalıyız, yabancıları karıştırmamalıyız. Bir soru da ben Katar krizi üzerinden sormak istiyorum. Bir Arap NATO'su girişimi vardı. Arap NATO'su girişimi acaba bölgedeki Sünni-Şii çatışması için bir silahlı güç müydü? Birinci sorum bu. İkinci sorum da şu. Katar krizinin patlak vermesiyle Körfez'deki Amerikan hegemonyası biraz sarsıldı gibi görünüyor. Arap NATO'su düşüncesi daha başlamadan bitti mi acaba? Şimdi bakın şöyle. Arap NATO'su iki koşulda kurulabilir. Türkiye veya Mısır'dan biri ama öyle sözde değil, özde tam destek verecek. Eğer siz Mısır ve Türkiye'yi bu işin içine katmadığınız takdirde Arap NATO'su falan kuramazsınız. Bakın bugün Suudi Arabistan en fazla 35 bin, hadi bakın iki misline 70 binlik bir ordu kurabilir. Ve bununla da işte bakın Yemen'deki ayrılıkçılara karşı bile etkili bir askeri harekat yapamadı. Ve biz İran'dan bahsediyoruz. 1 milyon 700 bin tane. İşte düzenli ordusu var, devrim muhafızları var, besiş gücü var, Kudüs kuvvetleri var, gönüllüler var. Sırf şeyde 145 bin kişiyi Irak'ta Haçlı Şabi olarak örgütledi. 80 bin tane Suriye'ye, Suriye devleti lehine çarpışmak için milis soktu. Yani böyle bir güçten bahsediyoruz. Dolayısıyla burada bu Arap ülkelerinin yapacağı bir şey değil. Bunun altında kalırlar. O açıdan Türkiye bu işin başından beri zorlandı. Ahmet Davutoğlu o yüzden Genelkurmay Başkanlığı oraya gitti. Ama Türkiye'nin devlet aklı, imparatorluklar kurma geleneği ve Türkiye'nin kendi gerçekleri bu işin sakıncalı olduğunu gördü.
ve burada hemen Türkiye geri adım attı, doğru bir yola girdi. Mısır da bence evet orada görünür falan, taktik bir takım kazançlar elde edebilir. Bir takım Amerika'dan para alabilir, şu alabilir. İşte Selman Kral belki birkaç kuruş sıkıştırabilir. Ama Mısır da hiçbir zaman böyle gözü kara olarak buna kuvvet tahsis etmez. Sembolik birlikler verir. Bir tabur evet. verir, bir tugay verir, o kadar. Ama biz NATO diyoruz yani aynen Batı'nın kurduğu gibi. Öyle bir şeyi Suudi Arabistan'ın Türkiye ve Mısır'ı içine almadan yapması mümkün değil. Şimdi bu Katar krizi çıktıktan sonra bir şey basına yansıdı. Katar'dan istenen 5 madde yani ev ödevi. İçinde İran vurgusu vardı. İran'la ilişkilerine mesafe koyması. Zaten suçlamalarda da Katar'a yönelik İran vurgusu sürekli. İran'la yakınlaşması, siz de belirttiniz bunu. Katar krizine eş zamanlı olarak İran'da bir saldırı oldu. Hem İran meclisi hem Hümeyni'nin mezarı hedef alındı. Bir mesaj mı verilmek istendi acaba İran'a? Tabii kesinlikle. Yani bu ikisi birbiriyle %100 bağlantılı. İran devleti de bunu sizin söylediğiniz gibi okudu. Bize de bir mesaj vermeye çalışıyorlar. Ama biz işte bir milli direnme ekonomisi ve milli direnme birlikleri kurduk. Yani bizle dalaşan 10 yıllarca sürecek bir savaşı göze almak zorunda. Ve biz bunun karşılığını vereceğiz. Dolayısıyla bu gerçekten böyle. Ama bakın Sunni ve Şii savaşı yani mezhep savaşı Orta Doğu'yu felakete sürükler. Ve buradan en büyük zararı Türkiye görür. O yüzden Türkiye bu yangını söndürmek için elinden geleni yapmalıdır ki bu hamle olur. Şunu da sormak istiyorum. Saldırı olduğu gün İran'da, çifte saldırılar olduğu gün daha doğrusu, İran Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geldi. Yani iptal edebilirdi sonuçta. Ülkesinde saldırı var. Katar krizini görüşmek üzere ve bu saldırılar olduğu zaman da şimdi Türkiye ile istişare yapmamız daha da önemli hale geldi dedi. Bunu nasıl okumak gerekir? Evet, şimdi şöyle, bugün bölgedeki çözümün anahtarı Türkiye-İran dostluğudur. Çünkü eğer bu iki ülke dost olduğu takdirde Türkiye Sünni ağırlıklı bir ülkedir. İran Şii ağırlıklı bir ülkedir. Ve böyle bir dostluk Sünni ve Şii çelişkisini, rekabetini, kavgasını ne söylerseniz söyleyin. Sadece İran ve Türkiye'de ve bölgede değil, dünyanın her yerinde azaltır. Dünya için bu kabus senaryosudur. O yüzden eskiden beri Türkiye ile İran'ı karşı karşıya getirmek için şeytanın aklına gelmeyecek yol ve yöntemlere başvururlar. Cevat Zarif'in Türkiye ziyareti bu açıdan anlamlıdır. Ben Türkiye'deki devlet yetkililerine de bu ön yargıları aşmalarını, bu mezhepçi politikaları bir yana bırakmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü o zaman görecekler ki hem kendileri ülkeyi daha iyi yönetecekler, hem de ülkedeki insanlara refah ve mutluluğu daha kolay, daha çabuk götüreceklerdir. Yine bütün gelişmeler birbirine bağlı. Barzani konusu var. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül'de referandum yapacağız. Bağımsızlık referandumu yapacağız açıklaması var. Şimdi Katar krizi oldu, İran'da saldırı oldu. Arada da Barzani. Barzani zaten Türkiye'deki referandum öncesinde de referandumdan sonra bu konuyu gündeme getirdi. Türk yetkililerle de konuşacağız ve zaten konuşuyoruz şimdiden. Bazı yetkililerle demişti. Neden 25 Eylül ya da neden Katar krizi, İran krizi sonrasına denk geldi? Bu bir tesadüf mü? Şimdi Barzani zaten daha önce de benim hatırladığım 3 kez böyle bir tarih verdi. Sonra çeşitli nedenlerle bunu erteledi. Şimdi buna akıl verenler Amerika ve İsrail. Barzani kendi başına böyle bir bağımsızlık ilanında falan bulunamaz. Şimdi bakın şunu da söylemek gerekir. Şimdi Barzani diyoruz ama 18'i koyabilir miyiz? Barzani esasında kendisi 18. Kendisi kaçak bir başkandır. Yani bir meşruiyeti yoktur. Şimdi bu gördüğünüz işte Irak Kürt parlamentosundaki milletvekili dağılımı. Şimdi bakıyorsunuz KDP, Kürdistan Demokrat Partisi yani Barzani'nin partisi 38 tane milletvekili var. Toplam milletvekili sayısı bakın 111. Şimdi burada ikisine şiddetle karşı Goran Hareketi ve Kürdistan Yurtseverler Birliği var. Yani bizim bildiğimiz Talabani'nin partisi. Topladığımız zaman 42 ediyor. Yani bir kere Süleymaniye merkezli, yani Erbil merkezlidir biliyorsun KDP. Süleymaniye merkezli hareketler milletvekili sayısı çok daha fazla. İkincisi İslami partiler var bakın. Bu İslami partilerin hiçbiri Barzani istemiyorlar. Ve Barzani 2005 senesinde parlamento tarafından seçildi. 2009'da halk seçti.
Parlamento 2013'te görev süresini 2 yıl uzattı. 19 Ağustos 2015'te görev süresi sona erdi. Yani 19 Ağustos 2015'ten itibaren Barzani kaçak başkandır. Bunu orada tutan Amerika, İngiltere ve İsrail'dir. Ve seçim komitesi başkanına soruyorlar. Diyorlar ki ya bu nasıl iş? Yani bir seçim yapalım. Evet. O da diyor ki benim seçim yapacak. Ne param var ne de diyor bununla ilgili olarak personelim var. Şimdi burada seçimi zorlayan Goran hareketinin, Goran değişim demek hareketinin milletvekili ve aynı zamanda Kürt parlamento meclis başkanını böyle bir talepte bulunduğu için korsanlık yaparak Erbil'e sokmuyorlar. Şimdi bu Barzani yani daha kendisini Kürtlere, Kuzey Irak bölgesel yönetimine, Kürt deyip genellemeyeyim yani Kuzey Irak bölgesel yönetimindeki Dohuk, Erbil, Süleymaniye'ye ispat edemeyen Barzani şimdi maalesef bir bağımsızlık ilanını gündeme getiriyor. Şimdi bakın bu çok önemli bir şey. Bakın esas önemli olan bu. 11'i koyalım. 11. Şimdi burada dikkatinizi çekmek istiyorum bakın. Şimdi Amerika'nın 91'deki 1. Körfez Harekatı. Bunu hep söylüyorum ama yani her yerde de söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim. 2003'teki 2. Körfez Harekatı ve Suriye'de çıkan karışıklıklar. Mart 2011'de çıktı Sayın Polat Bilek. Hepsinin amacı işte şu haritayı hayata geçirmek. Başka bir şey değil. Çünkü bakın bu haritayı tamamladığınız zaman zaten enerji kaynakları sizin oluyor. İki, burada çok önemli bir şey elde ediyorsunuz. Asya'nın kapısını istediğinize açıyorsunuz, istediğinize kapatıyorsunuz. Ve aynı zamanda bu yarattığınız etkiyle Basra Körfezi'ndeki hakimiyetiniz de genişliyor. Dolayısıyla Deniz İpek yolu mu dersiniz, baharat yolu mu dersiniz bunları da engellemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla temel sorun bu. Şimdi burada Kuzey Kürdistan gördüğünüz gibi en fazla toprak, en fazla insan bizim ülkemizde var. O açıdan bu Barzani'nin bağımsızlık kararına, mesela hani izleyicimiz diyor ya, Cumhuriyet Halk Partisi'nden hiçbir tepki gelmedi. Şimdi ben de diyorum ki, evet diyorum, evet Enis Berberoğlu değerli bir gazeteci, değerli bir milletvekili, hiçbir şekilde cezaevini hak etmiyor. Bir an önce çıkması lazım. Ama bu konuda en az Enis Berberoğlu'nun haksızca tutuklanması kadar önemli. Ve öncelikli. Şimdi peki niye böyle? 12'yi koyalım. Şimdi başından itibaren bakın, bir plan dahilinde Kürt bölgesi genişliyor. Yani ben işte bakın Dohuk, Erbil, Süleymaniye. Özellikle bu yabancıların haritalarını koydum ki hani biz manipülasyon falan olmasın, yabancı isimlerle yazıyor. Bakın nokta nokta ilerletmişler. Kerkük bakın IŞİD geliyor bahanesiyle düştü. Ve dikkat ederseniz şu an Kerkük'te şimdi göreceğiz bir Kürdistan bayrağı dalgalanıyor ki hem petrol şehridir hem Türkmen şehridir. Şimdi referandumda Kerkük'ün de kapsayacağı referandumu söyleniyor. Tabii şimdi bakın, konu var. Evet şimdi şöyle. Şimdi bakın bir 140. madde var Irak Anayasası'nda. Şimdi 140. madde diyor ki Kerkük gibi bakın nokta nokta koyduğum yerler var ya bunların hepsi tartışmalı yerler. Burada diyor önce bir diyor normalleşme sürecinden geçilecek. Yani refah, huzur sağlanacak. Evet. Ondan sonra buradan göç edenler geri gelecek. Bunların kayıtları tutulacak. Muhtarlıklara kaydedilecek. Nüfus memurluklarına kaydedilecek. Ondan sonra bir nüfus sayımı yapılacak. Ve ondan sonra geleceğine yönelik olarak bir referandum yapılacak. 140. madde böyle. Evet. Fakat diyor ki Barzani, bu Kerkük'e peşmerge girdikten sonra şöyle dedi. Dedi ki bizim açımızdan 140. madde diye bir sorun yoktur. Peşmerge kahramanca bu sorunu kendisi çözmüştür. Yani bu tartışmalı bölgeler yoktur diyor. Evet. Bunlar diyor Kürdistan'dır. Şimdi bakın burada bir şey daha var yalnız. Şimdi Ankara Anlaşması diye bir şey var. Yani 5 Haziran 1926 tarihli Türkiye, Irak, Manda Devleti ve Mandater Devlet İngiltere arasındaki iyi komşuluk ve sınır anlaşması. Şimdi peki bu anlaşma niye yapıldı? Çünkü Musul'da büyük bir sıkıntı vardı. Musul'un işgal tarihi 15 Kasım 1918'dir. Sayın Polat Bilek, bakın Mondros Mütarekesi 30 Ekim 1918. Yani Mondros Mütarekesi'nden 15 gün sonra. Ve mütareke hükümlerine aykırı olarak, yani gayri yasal olarak, uluslararası hukuku ihlal ederek işgal etmiştir. Ve bu nedenle Musul bizim
son Osmanlı Meclisi Mebusanı'nın 28 Ocak 1920'de yayınladığı Misak-ı Milli sınırları içindedir. O yüzden Lozan'da bir anlaşma olmamıştır. Hatta Lozan'daki ilk müzakerelerin kesilmesinin önemli nedenlerinden bir tanesi de budur. Evet, daha sonra yine çözülememiştir ve demişlerdir ki eğer bir sene içinde çözülmezse Cemiyet-i Akvam'a gidecek. Cemiyet-i Akvam'a gitmiştir. Cemiyet-i Akvam'da yani alevere, dalevere, hile, hurda bir sürü numara çekilerek haksız olarak bütün uluslararası hukuk ihlal edilerek Türkiye'den maalesef koparılmıştır. Bu bir kanayan yaradır. Ve zaten bu yara öylesine keskindir ki 6 Haziran'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis grubu 5 Haziran'da anlaşma imzalandı. Evet. Karışmıştır. Yani ciddi bir tartışma çıkmıştır. 7 Haziran'da ki oylamaya o zaman 286 milletvekili var. Bunun sadece yarısı katılıyor Sayın Polat. Bakın. Protestoya. Ve yine iş çok şeye gidiyor. Ve şey geliyor. Tevfik Rüştü Aras, bakın şuraya yazdım. Hani bizzat onun söylediğini söyleyeyim diye. Eski lisan olsun. Dışişleri Bakanı Atatürk'ün. Diyor ki Büyük Britanya İmparatorluğu ile münesebatımızı normal hale getirmek için yegane muallak kalan bu arazi meselesinde fedakarlıklara katlandık. Verdik diyor yani. Ve böyle bu ancak gidiyor. Hatta bakın yani neticede ben hiçbir böyle milli bir duruşunu görmedim. Abdullah Gül bile 2007'de Dışişleri Bakanı iken 7 Şubat'ta dedi ki biz dedi Irak'ı dedi o zaman şeyler vardı Kerkük statüsü şu bu falan filan yoğun Türkiye'nin gündemindeydi. Türkiye daha kırmızı çizgileri delik deşik olmamıştı. Biz dedi Musul'u tek bir Irak'a verdik, karşımızda tek ve bütün bir devlet görmek isteriz. Şimdi eğer burada bir bağımsızlık ilanı yapılıyorsa bu Ankara Anlaşması 1926 tarihli anlamını yitiriyor. Yeni bir dünya kuruluyor. Yeni bir düzen kuruluyor. Uluslararası hukuk da böyledir. Eğer bu anlaşma bozulduğu takdirde artık koşullar değişmiştir. Yeni bir gündem söz konusudur. Ve burada da en fazla söz hakkı olması gereken buranın önceki sahibi ve haksız olarak elinden alınan Türkiye Cumhuriyeti devlettir. O yüzden buradaki herkesin aklını başına toplaması lazım. Hani biz Irak'ın toprak bütünlüğünü canı gönülden savunuyoruz. Ama eğer böyle bir takım numaralar olacaksa Türkiye bu hakkından asla ve asla vazgeçmez. Ne yapabilir komutanım? Bakın bu nesil vazgeçse bundan sonraki nesil vazgeçmez. Bakın çeşitli kitaplarda var. Atatürk'ün önüne Ecevit'e vasiyet etmiştir falandır filandır şudur. Ama burada yapılacak doğru olan şey Irak'ın bir ve bütün olarak devam etmesi yönündeki politikaların desteklenmesidir. Ha şimdi burada peki niye buraya geldik? 13'ü koyalım. Yani bizim hiç mi hatamız yok? Yani biz derken bakın buna karşı çıkan her devletin hatası var. Sadece Türkiye'nin değil. Şimdi bakın burada 3 tane oğlu, Davutoğlu, Çavuşoğlu, Sinirlioğlu. Bakın, Gürcistan fileması. Gayet güzel poz vermişler. Çok yakışıklı bir şekilde. 14'e gelelim. Burası neresi? Türkiye mi? Türkiye. Türkiye. 14'e gelelim. Bakın, evet, yakın zamanda. Başbakanımız ve Barzani. Hemen sonrasında Kerkük'e film asıldı zaten. Ya, evet bakın canım devam edeceğim. Bak Barzani ne diyor? Türkiye'de Kürdistan bayrağı karşılanacağımı hayal bile edemezdim. Kürdistan'a yıllardır en büyük desteği Türk hükümeti verdi. Kerkük valisi de şöyle demişti. Ankara'da Kürdistan bayrağı olunca tepki çekmiyor da Kerkük'te neden Kürdistan bayrağı olmaz? Bunu da savunmuştu. Yani. Evet o zaman sizin dediğinize 15'i koyalım. Kerkük valisini de görelim o zaman. Madem ki öyle dediniz. Evet bakın Kerkük ilme törenle Kürdistan bayrağı açılıyor. Bakın her nehir denize akar. Gördünüz mü? Siz bunu yaparsanız bunun sonucu bu. 16'ya gelelim. Kerkük valisini siz çok... evet bakın Kerkük valisi de ortadaki. Necmettin Kerim'di değil mi? Evet Necmettin Kerim. Evet, bak, Necmettin ortada. Kerim. Bakın sağında Cemil Bayık var. Ve bakın Cemil çok önemli bir şey. Cemil Bayık diyor ki, bakın PKK'nın önemli bir ismi. Diyor ki biz diyor Barzani'nin bağımsızlık kararını destekliyoruz. Evet. Bu kadar basit yani. Yani demek ki konu bağımsızlık olduğu zaman Barzani, Talabani, Cemil Bayık, Abdullah Öcalan falan fark etmiyor. Başka kimler destekliyor komutanım? Yani Amerika ve İsrail destekliyor. Amerika'da yani Amerika ikili oynuyor. Yani bazı da yani alttan destekliyor, üstten bir şey söylüyor ama İsrail kesin olarak bunu destekleyeceğini, ilk tanıyan olacağını söyledi. Bakın onun diğeri de Sabri Ok'tur. O da bizim o meşhur Oslo görüşmelerinde. Evet. Hani bizim müsteşar bayan diyor ya biliyoruz şehirleri bomba doldurdunuz buna söylüyor. 17'yi koyalım peki 17. Ha burada da bakın yine işte Kerkük yine bu Kerkük valisi bu arkadaşımız. Evet şimdi bakın bundan sonra ne oldu? 19'u da koyalım 19'u.
Ve bakın Kürt bölgesi geldi. Böyle kantonlar şeklinde Suriye'de de devam etti. Dolayısıyla bu yakıcı bir sorun. Suriye'ye gireceğiz. Bir ara daha vermemiz gerekiyormuş komutanım. Kısa bir aradan sonra karşınızdayız. Bu kadar geniş manzaraya, böyle aydınlık bir salona ancak 75 büyüklüğünde Selenit'le sahip olabilirsiniz. Üstelik zevkinize uygun renkleri ve desenleriyle. Fiyatı da uygun. Hem yerli hem de milli. Türkiye'nin ve ihracatın lideri. Selenit 75. Fırat Ben. Yeni trend. Kısa bir ara demiştik, ara kısa sürdü. Devam ediyoruz. Suriye konusuna giriyorduk. Suriye konusuna girmeden önce Barzani referandumu ile ilgili, bağımsızlık referandumu ile ilgili Türkiye'den açıklamalar vardı Sayın Polat. Yeterli buldunuz mu açıklamaları? Şimdi bakın bu yani yeterli değil. Şöyle yeterli değil. Yani burada yok zamansızdır falandır filandır gibi laflar uygun değil. Çünkü en büyük tehdit bu. Yani bu tehdit sadece bölgeye yönelik bir tehdit değil. Bu tehdit dünyaya yönelik bir tehdit. Burada bir Kürdistan kurulması bütün bölgeyi ve dünyayı ateşe atıyor. Niye ateşe atıyor? Çünkü sürekli bir istikrarsızlık olacak. Yani bölgenin iki tane önemli devleti İran ve Türkiye sürekli olarak bunlarla mücadele edecek. O bölgeye yerleşen emperyalist güçler Asya'nın kapısını kapatacaklar. Çin'in İpek yolu olumsuz olarak etkilenecek. Yani bu böyle herhangi bir şey değil. Şimdi bugün mesela bunun en başından itibaren söyledik, yazdık, çizdik. Dedik ki bakın PKK ile mücadele başkadır. Kürdistan'a karşı çıkmak başkadır. PKK ile mücadele olabilir. Sürdürülür, iyi yapılır, kötü yapılır falan olur filan olur. Ama Kürdistan kurulduğu takdirde o zaman geriye dönüş olmaz. Zaten PKK'nın, PYD'nin, Barzani'nin, Talha hepsinin esas amacı o. O yüzden siz amacı bırakıp da araçlarla uğraştığınız zaman stratejik bir vizyona sahip olma, derinlik kaybeder. Dolayısıyla burada yapılacak şey Türk devleti diyecek ki hayır diyecek. Ben savaşa girerim. Burada sınırımı kapatırım. Önce ekonomik abluka uygularım. Yeterli sonuç almadığı takdirde buna ben müdahale ederim. Ve hemen diğer karşı çıkan ülkelerle toplanacak. Şimdi diyelim ki İran. İran'da dikkat ederseniz şimdiye kadar böyle yani PKK ile ilgili olarak hani Türkiye'ye zarar veriyor diye böyle bir ikircikli bir şey izledi. IŞİD mışıd dedi, bilmem ne dedi. Yani bölgedeki çelişkinin doğasını kavrayamadılar. Rusya desen Rusya'nın Kürt politikasını ben anlamadım. Bir gün PKK diyor, bir gün PYD diyor, bir şey diyor. Yani garip bir politikası var. Ne olduğu belli değil bir kere. Almanya, Ursula Hanım, Milli Savunma Bakanı, Ursula von der Leyen. Sen iki lafından biri peşmergeye şunu verdik, bunu verdik, şunu yaptık. IŞİD'e verdiğin desteği anlatırken peşmerge üzerinden anlatıyorsun. Yani diyorsun biz peşmergeye silah cephane verdik. İşte bunlar da IŞİD'le savaşıyor falan. Peşmergenin IŞİD'le savaştığı falan yok. Artı Almanya'nın Kürt politikaları belli. Şimdi diyorsun ki efendim bu bağımsızlık şeyini yersiz buluyorum. Sabah şerifleri hayırlı olsun Ursula Hanımefendi. Yani bakın Türkiye'de, İran'da, Rusya'da, Almanya'da yani buraya karşı çıkan ülkeleri söylüyorum. Ciddi hatalar yaptılar. Bakın şimdi Türkiye ne yapıyor? Diyor ki biz diyor Bağdat'ta konuşuyoruz. Başından beri ne diyoruz? Bakın bu sorunu Bağdat'ta konuşarak çözebilirsiniz. Şu an için Türkiye'nin yapması gereken hemen böyle bir bağımsız Kürdistan ilanına karşı konferans. Kimse buna destekleyenleri çağıracak. Tamam mı? Bu Rusya mı? Ha, eğer Rusya gelmezse o zaman anlayacaksın. Yani dans mı ediyor? İkili mi oynuyor? Ne yaptı? Evet. Ortaya çıkacak. İran mı? Gel diyeceksin kardeşim. Almanya mı? Bak konuşuyorsun gel. Evet. Irak'la da Suriye'yi alacaklar yanlarına ve bu işi sonsuza kadar tarihin derinliklerine gömecekler. Yoksa bakın bugün Irak'ta oldu, yarın Suriye'de olur, ondan sonra İran ve Türkiye'de olur. Eğer üç ülkeye yayılırsa bu dördüncü ülke asla kendini kurtaramaz. Hiç kimse böyle şark kurnazlığına falan kapılmasın. Bu eğer kurulduğu takdirde de arka cephe var ya Avrasya. Evet. Yani hem Çin'e hem Rusya'ya yönelik yansıma olur. O yüzden onlar da büyük devletlerse eğer, büyük devlet gibi davranmaları gerekiyor. Yani ben her iki ülkeden de bir büyük devlet yaklaşımı şimdiye kadar kişisel olarak görmedim.
Yine bundan da güzel bir şey çıkarmak istiyorum komutanım. Yani Bağdat'la konuşuyoruz diyor Ankara. Böyle Bağdat'la Ankara arasında bir yakınlaşma süreci başlayabilir mi? Bu ortak çıkar temelinde. Yani kesinlikle başlar. Neden başlar? Çünkü jeopolitik. Yani, jeopolitik çünkü zorlar. Jeopolitik zorlar. Yani jeopolitik dikte eder koşulları. Kaderdir diyorsun. Evet çünkü coğrafya, çünkü sen yaşamak istiyorsan eğer onun yanına gidiyorsun. Yani ikisi de birbirini sevmeseniz bile mecburen gidiyorsunuz. Biz de diyoruz ki bakın bu yasalara uyun, böyle ağır bedeller ödemeyin. Yani o zaman hiçbir zaman Barzani böyle bir şeye cesaret etmez. Ya diyeceksiniz ki kardeşim sen bir kere kaçak başkansın ya. Sen önce bir kendi git bir Kürt parlamentosunda güven oyu al bakalım, bir boyunun ölçüsünü görelim de. Bunu da söylemiyorlar. Evet. Yani önce bir sen Kürt bölgesel yönetiminde bununla ilgili olarak eğer kendine güveniyorsan de ki 111 tane milletvekili var. 110 kişi ne olacak ya? Hemen toplansınlar. Kürt al onların kaç tanesini alacaksan 56 oy mu alacaksın? 57 oy mu? Başkan seçim bir kere öyle bir karşımıza gel. Yani senin öyle bir gücün bile yok. Ha, bunu da söylemiyorlar ama burada Türkiye'nin inisiyatif alması lazım. Yani çünkü burada bu soruna en yakın ülke, en acı çekecek ülke Türkiye. Türkiye'nin bir inisiyatif alıp bu konuda daha sert bir tavır ortaya koyması gerekiyor. Bir soru haritamız vardı komutanım. Oraya gelmiştik. Kürt bölgesi genişlemeydi galiba. 12. Evet. 12 numaralı harita. Evet, 12. Yanlış hatırlamıyorsam. 12, evet, 12. 12 numara. Buradan Suriye'ye mi geçeceğiz? Evet, Suriye'ye geçiyorduk. Tamam. Peki, evet, o zaman Suriye'ye geçeceksek bakalım. 19 diyelim. Kürt genişleme Suriye. Özür dilerim. Evet, şimdi bakın oradan geldi. Böyle kantonlarla sarı görüyor musunuz? Böyle güzel güzel coşkun ırmaklar gibi Akdeniz'e koşuyor. 20'ye gelelim. Böyle bir kısa bir kesit geçsin. Böyle bakın burada şu cebi görüyor musunuz? Bakın Membiç. Şurası işte şu Amerika'nın girdiği PYD ile beraber. Ne oldu? Ne dediler? Bize söz verdiler değil mi? Evet. Girdi çıkmıyor. Niye? Çünkü coşkun ırmaklar gibi koşuyoruz deriz. Yani çıkmaz. Çünkü bu bir strateji bu. Taktik değil. Girdi mi çıkmaz. Yani ancak güçle çıkartırsın. Şey böyle. Yani maalesef 21'e gelelim. 21'e. 21. Ya bakın şimdi bakın şu sarı bölgeleri görüyor musunuz? Bakın nerelerden nereye geldi. Küçücük. İçe doğru da bir genişleme evet, var. Evet, bakın buraya geldi ve Türkiye işte buraya Fırat Kalkanı Harekatı yaptı. Bakın ilk defa emperyalist bir saldırıya Türkiye karşı koydu. Dikkat ederseniz bak tek müdahale Türkiye'den. Büyük Kürdistan haritasının da şeyi tamamlamasına ramak kalmış. Türkiye-Irak bölümünün. Tabii. Tamamlanmasına. Evet, zaten bunlar. Yani Suriye-Irak denize, yani zaten ilk aşama bir denize açılma. Yani denize açılacak ki oradan petrol, işte doğalgaz her ne varsa boru hatlarıyla dünya pazarlarına ulaştırsın ki yaşayabilir olsun. Aynı zamanda askeri sevkiyatlar için de bir deniz yolu. Aynı zamanda askeri sevkiyatlar için. Şimdi dolayısıyla dikkat ederseniz bakın burada işte Türkiye Fırat Kalkanı harekatıyla emperyalizmin 1991'den beri böyle nakış örer gibi ince ince dokuduğu bu haritaya hançer sapladı. Önemli bir harekattir. Ve bakın bunu Çin ve Rusya yapamaz. İran da yapamaz. Bu Türk milletine mahsus bir şey. Yani atıyor tutuyor Putin ama asla böyle bir şey cesaret eder. Biz Türkler vatanımızı tehlikede gördüğümüz zaman hesap kitap yapmayız. Elimize ne varsa düşmanın karşısına çıkarız. Bize özgü bir özellik. Ve Türkiye buraya girdi ve dengeler birdenbire değişti. Ha değişti derken henüz bir sonuç almadık. 22'yi koyalım. Siz Türk askerinin Katar'da ne işi var sorusuna yanıt vermişsiniz. Bu da Türk askerinin Suriye'de ne işi var sorusuna biraz yanıt oluyor. Evet. Şimdi burada bakın işte şu gördüğünüz alanı 2200 kilometrekare yeşil. Bunu işte Türkiye veya Türkiye'nin denetimindeki güçler, ÖSÖ deyin, ne deyin, kontrol ediyor. Bakın kırmızı Suriye'yi görün. Fırat kıyısına ilerledi ve aşağı Rakka'ya doğru gidiyor. Evet. Rakka'da da biliyorsunuz şeyin hareketi var. Amerika'nın hareketi var. Bak olaylar yavaş yavaş dikkat ederseniz sonuca doğru gidiyor. Yani kesin sonuç alınacak muharebeler bundan sonra verilecek. Ve 23'e gelelim. 23'e. Hala genişleme sürüyor mu Rakka'ya doğru? Tabii bakın onu şimdi yani genel haritada söyleriz. Burada şunu söyleyeyim. Bu terör kantonları bakın. Dağıtılmadığı takdirde Türkiye gün yüzü göremez. Yani ben Fırat Kalkanı yaptım, şu bölgeye yerleştim yetmez. Yani Türkiye hangi hükümet olursa olsun, CHP hükümeti, AKP hükümeti, MHP hükümeti, Vatan Partisi mutlak suretle bu kantonları dağıtmak zorunda. Dağıtmak. Ha işte bunun için de biz diyoruz ki niye tek başımızı dağıtalım?
Bununla ilgili işte Suriye'yle, Irak'la, İran'la, Çin'le, Rusça'yla bir uluslararası denklem oluşturalım. Değil mi? Ve bunu hem daha büyük bir güçle çıkalım, hem de daha az maliyetle bu sorunu çözelim. Siz Türkiye, Rusya, Suriye, İran diye saymışken Rusya'dan son dönemlerde gelen açıklamalar çok dikkatimi çekiyor Sayın Polat. Rusya Savunma Bakanlığı şöyle bir ifade kullanmıştı. PYD Rakka'dan çekilmesi için IŞİD'le anlaştı. Biz de IŞİD'i vurduk. Evet. Yani bir açık üstüne Lavrov da aynısını söyledi ve Putin'in de bu yönde bir açıklaması oldu. İkinci defa yine başka bir haber çıktı. Yine anlaştılar diye bu sefer vurduk demedi ama bu bir mesaj içeriyor mu Türkiye'ye? Şimdi şöyle bakın bir şu 24'ü koyalım. 24. Şimdi bakın şuraya dikkatinizi çekmek. Şimdi burada Irak ve Suriye haritası beraber. Çünkü bundan sonra bu haritalara birlikte bakmak lazım. Şimdi bakın Rakka nerede? Şurada dikkat ediyorsun. Değil mi? Evet. Ve buraya dikkat ederseniz bu Tapka var burada. Buraya bir harekat yaptılar. Hem hava indirme harekatı yaptılar hem nehirden botlarla asker çıkardılar. Ve Rakka'yı kuşattılar. Fakat dikkat ediyor musunuz? Bakın burada kırmızı da oraya yaklaşıyor. Bakın burada da yaklaşıyor. Şimdi netice olarak mesele şu. Şimdi Rakka'da IŞİD var değil mi? Şimdi IŞİD'i diyelim ki orada gittin imha ettin. Ne faydası var Amerika'ya? Ne yapıyor Amerika? Akıllıca bir şey yapıyor. Alıyor, anlaşma yapıyor, buradan bir koridor açık bırakıyor ve bunlar Deirizor'a geliyorlar bakın. Deirizor'da kimin karşısına çıkıyor? Suriye'nin karşısına çıkıyor. İşte Rusya diyor ki sen diyor buradan koridor aldın diyor, buraya Deirizor'a kaçırttın IŞİD'i. Ben onları vurdum diyor şeyde yolda. Dediği bu. Evet. Yani bu zaten en başından beri olan bir şey. Yani netice olarak şu var. O kuvvet kimin siyasi hedefine hizmet ediyorsa onundur. Şimdi çıktı gitti IŞİD değiliz orada Suriye ordusunun karşısına dikildi. Suriye ordusunun orada etkin olmasını istemiyor Amerika. O zaman IŞİD kimin siyasi amacına hizmet etmiş oluyor? Amerika. Evet. Rusya'da ne yapıyor? Diyor ki buradan siz diyor koridor yaptınız. Hem bir taraftan diyor IŞİD'i diyor yok edeceğim diyorsunuz. Evet. Hem de koridor açıp adam kaçırıyorsunuz. Ayıp oluyor diyor Rusya'da. PYD ile PYD IŞİD'le işbirliği yapıyor suçlaması. İşte yani neticede PYD yani oradaki kuvvetler Suriye Demokratik Güçleri, Amerika, PYD. Yani bunların hepsini bir ve bütün olarak düşünüyorum. Çünkü hep şimdiye kadar biz alışmıştık artık Amerika'nın şeker çocuklar, devrimci çocuklar, işte kahraman çocuklar gibi göstermesine. Evet. Rusya'da diyor ki PYD IŞİD'le işbirliği yaptı, biz de onu vurduk. Evet. Yani çok Ankara'ya yoğun bir mesaj. Kesinlikle. Çünkü Amerika'da Suriye ordusunu ya da Suriye ordusuna yakın güçleri vurduğunda Suriye ordusu da PYD'yi vurarak onu da ben şey algılıyordum. Ankara'ya mesaj. Tabii, Ankara'ya mesaj. Tabii çok güzel bir mesaj ama mesajın devamı da şöyle gelir. Moskova'daki ofisi kapatırsın. Mesaj bir böyle bir hürlenir. Tam oturur. Yani şimdi bakın burada dikkat ederseniz şu kırmızıya bakın. Irak'taki kırmızıya. Bunlar Haçlı Şabi ve Irak ordusu. Yani şu alanı düşünün bakın şu kırmızı. Evet. Görüyor musunuz? Bakın şu sınır. Şu gri olanlar da IŞİD'in kontrol ettiği bölgeler. Ve burada bu taraftaki kırmızıya bakın. Bu da Suriye'nin ordusu, Suriye'nin birlikleri. Ve burada bakın bir şey var. Kırmızılar buluşmaya çalışıyor. Bakın şu okları ben o yüzden koydum şuna. Dikkat ediyor musunuz? Yani Irak'taki güvenlik güçleri ile Suriye'deki Suriye ordusu işte veya Suriye ordusuna hizmet eden birlikler stratejik amacı sınır boyunca buluşmak. Şimdi Amerika peki ne yapıyor? Amerika da diyor ki hayır diyor ben seni diyor buluşturmayacağım diyor ve burada bakın şu yeşil alanı görüyor musunuz? Evet. Attan bak çok gündeme geldi. Amerika Suriye'ye oraya ilerleyen Suriye kuvvetlerini vurdu. Üç defa evet, hatırlayın. Evet, evet. Burada yeni Suriye ordusu diye bir şey kurdu. Amerikan özel kuvvetleri, Lübnan özel kuvvetleri, İngiliz özel kuvvetleri, İsrail özel kuvvetleri de var. Ve dikkat ederseniz nereye doğru gidiyor? Bakın sınır boyunca bu buluşmayı engellemeye çalışıyor. Yani diyor ki ben diyor buradan böyle ilerleyeyim. PYD aşağı doğru insin IŞİD'le beraber. Şuradan keselim ve böylece bu iki kuvvet birbiriyle buluşmasın. Evet. Çok net gözüküyor değil mi? Şimdi fakat burada işte şeyde Suriye ordusu müthiş bir çöl muharebesi verdi. Suriye ve desteklediği güçler. Yani şu gördüğünüz bakın çok 20 kilometreden fazla bir alandır. Şu alanı çok kısa sürede kat etti. 25'i koyalım 25. Evet bakın burada dikkat ederseniz bakın şurada atladılar Amerikan
güçlerinin arkasından ve burada Haçlı Şabi ve Irak güvenlik güçleriyle Suriye güvenlik güçleri buluştu. Bakın şu alanda görüyor musunuz şu an? Evet. Çok çok önemli bir gelişme, stratejik bir. Aynı zamanda o özel kuvvetlerin, Amerika destekli güçlerin bulunduğu bölgede çembere alınmış. Alındı. Bakın burada oldu. Burada bakın Amerika'nın askeri tesisi var. Görüyor musunuz? Military facility. Evet. Görüyor musunuz? Bakın burada. Tamam. Bakın burada ve bu da dediğiniz gibi çembere alınmış oldu. Yani burada bu Suriye ordusunun müthiş bir hamlesidir. Şimdi burada bu buluşma çok önemli çünkü artık etkileşim halinde olacaklar. Yani bir taraf diğer tarafa yardım edecek bir pozisyona geldi. Şimdi bu peki bunlar ne yapacaklar bakın. Bunlar burada doğrudan böyle Amerika'yı falan hedef almazlar. Bunları sınırlarlar. Ne yapacaklar? Bakın bu Kemal görüyor musunuz? Bu Kemal. Buraya doğru ilerleyecekler. Buradan da bakın kırmızı Palmira istikametinden de değiliz ona geliyorlar. Ve dolayısıyla şu alanı kapatmaya çalışacaklar. Yani netice olarak IŞİD'in ABD denetiminde orada ayrı bir Sünni oluşum kurmasına engel olacak şekilde bir askeri strateji ortaya çıktı. Ve dikkat ederseniz artık bundan sonra yani IŞİD büyük bir ihtimalle belirli bir süre sonra gidecek. Esas çelişki PYD, PKK, Suriye ordusu, Rusya, Türkiye kalacak ve ayrı bir hesaplaşma. Dananın kuyruğunun kopacağı. Evet, dananın kuyruğunun. Siz Tanfa anlattınız. Biz Ulusal Kanal Suriye ordusunun çembere alındığı yere gitti. Ulusal Kanal Suriye temsilcisi Mehmet Kıvanç. Evet. Arkadaşlarımdan rica etsem bugünkü Suriye-Irak haberini bir hazırlasanız. Hazır olduğun haberi de gösterelim. Özel haberimiz. Daha iyi olur, daha pekiştiririz. Evet, yani, evet, ben de o haberi izledim. Çok güzel verdi Ulusal Kanal. Olay bu bakın. Olay gördüğünüz bakın şuradaydı evet. 7 Haziran'da. 9 Haziran'da böyle çevreledi ve burada buluştular. Şimdi bunu engellemeye çalışıyordu. O yüzden Amerika korsanlık yaparak, eşkıyalık yaparak Suriye'nin resmi kendi toprakları üzerindeki ordusunu havadan vurdu. Ama bunun önemini farkındaydı hem Suriye hem de onu destekleyen güçler. Harekatı hızlandırdılar, kayıpları da göze alarak Irak'taki güvenlik güçleriyle Haçlı Şabi'yle buluştu. Haberimizi bir izleyelim Mehmet Kıvancı'nın özel haberine, sonra devam edelim konuşmaya. Suriye ordusu Irak'ı Dudun'a vardı. Bundan sonraki aşamada ise adım adım çöllerdeki IŞİD varlığının temizlenmesi bekleniyor. Bir hafta önce IŞİD'li teröristlerin Suriye Arap ordusu noktalarına sızma girişimi oldu. Elbette Suriye ordusu onlara bütün gücüyle karşı koydu. Teröristleri de Irak sınırına kadar kovduk. İnşallah bütün teröristler yok olacak. Bölgedeki çatışmalar aynı zamanda Suriye-Amerika arasında da geçtiğimiz aydan bu yana bir gerginliğe neden olmuştu. Bölgedeki komutanlar son ordunun hamlesiyle birlikte Amerika'nın hareket alanının çöl bölgesinde kısıtlandığını söylüyorlar. Irak sınırındaki gerilimin asıl nedeni petrol zengini Deir Zor ili. Kentteki IŞİD kuşatmasının kırılması için önce sınır hattının kontrol edilmesi gerekiyor. Amerika ise Suriye ordusunun alan genişletmesine engel olmaya çalışıyor. Amerika saldırısını yaşayan bir asker o anları şöyle anlattı. Saldırı olduğu zaman biz oturuyorduk. Birdenbire ses duyduk. Çıktık, siper aldık. Onlara karşılık verdik. Allah'ın izniyle Irak sınırına kadar ulaştık. Elhamdülillah ve Allah'ın izniyle Suriye topraklarının her karışına ulaşacağız. Ve Allah'ın izniyle Amerika'nın ve Siyonistlerin Suriye topraklarındaki bütün planlarını sileceğiz. Bölgedeki bütün operasyonları yöneten komutan hedeflerinin Deir Zor olduğunu söylüyor. Aynı zamanda mücadelenin zorlu olduğuna dikkat çekiyor. Bizler ya şehitlik ya da zafer şiarına inanıyoruz. Birinci olacak şehitlik. Çünkü zaferin yoludur. Uçsuz bucaksız çöl bölgesi Badia adıyla biliniyor. Bölge Suriye'nin ekonomik geleceği bakımından önem taşıyor. Amerika'nın Erbil, Haseke, Ürdün üzerinden bölge petrollerini İsrail ve Akdeniz'e ulaştırma hesapları çöllerde ısrarcı olmasının nedeni. Savaş, IŞİD'e karşı olmakla birlikte bir yönüyle de enerji kaynaklarını kontrol mücadelesi. Bu bakımdan Irak içindeki savaşta
ayrı bir önem kazanıyor. IŞİD'e yönelik çöl bölgesi operasyonlarının aslında bir diğer ayağı da Irak tarafından yürütülüyor. Çünkü Haçlı Şabi birlikleri de orada bir süredir sınır bölgesine yakın noktaları kontrol almaya başladı. Suriye ordusu sınır tarafından Deirizor'a doğru ilerlerken Irak kuvvetlerinin de bir taraftan aynı çizgide koordinasyonlu bir biçimde sınırdaki IŞİD varlığına yönelik operasyonlarını yoğunlaştırması bekleniyor. Irak-Suriye koordinasyonu Amerikan koalisyonunun daha fazla alan denetlemesine engel olmaya çalışıyor. Cephedeki asker umutlu, zaferin yakın olduğuna inanıyor. Burada şebeke yok. Ailelerimize ulaşmak için telefon kullanamıyoruz. Tabii ki çocuklarımı, eşimi, annemi çok özledim. Onlara selam yolluyorum. İnşallah zafer yakındır. Mehmet Kıvancı'nın ellerine sağlık, ayaklarına sağlık diyelim. Suriye ordusu, Amerikan ordusunun çemberi alındığı yere gitti. Bu haberi bizim için hazırladı. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Sorular var Twitter'dan. Onları da bir yandan sormak istiyorum Sayın Polat'a. Emre Demir, Can Dündar Berberoğlu getirdi. MİT tırları belgelerini cemaatten aldığı belli. Soner Yalçın yazdı, yorumunuz nedir diyor. Yani MİT tırları belgelerini cemaatten aldığına ilişkin Berberoğlu'nun yorumunuz nedir diyor. Şimdi ben bu konuyla ilgili detaylı bir bilgim yok. O yüzden bu konuya bir şey söyleyemeyeceğim. Bunun ayrıntılarını bilmiyorum. Ben de şeyi sormak istiyorum Sayın Komutanım burada. Enerji kaynakları diye bir haber ilgimi çekmişti. Bir yandan evet. Berberoğlu'ndan buraya geçtim, aklımdan gitmesin diye. Enerji kaynakları bu bölgede. Evet, şimdi Rakka ile Deirizor arasında ve bu Busayra civarında, aynı zamanda şu Palmira'nın ilerisinde bu bölgelerde. Amerika biraz da o yüzden o Rakka Deirizor arasında yükleniyor. Zaten bugün yine Ulusal Kanal'da haber vardı. PYD'ye de pay vermeye başlamış. Evet. Hani adama sorarlar kimin malını kime veriyorsun diye. Yani meşru bir Suriye devleti var. Zorlukla ayakta kalmaya çalışıyor. Meşru bir savaş veriyor. Toprak bütünlüğünü sağlamaya çalışıyor. Ve sen onun enerji kaynaklarını alıp bir terör örgütüne veriyorsun. Yani bu da son derece kabul edilmeyecek, sakıncalı, talihsiz bir durum. Burada Suriye Amerika ordusunun çembere alınması, bundan sonraki hedefler, Rakka harekatını Amerika'nın nasıl etkiler, olası başka bir alternatif planları neler olabilir Amerika'nın? Şimdi işte acaba? burada şöyle söyleyeyim. Burada tabii ki Amerika yani emperyalist bir devlettir. Bir taktik yenilgi olarak bunu kabul edip bu işin peşini bırakmayacaktır. Ama dikkat ederseniz çember daralıyor. Yani sonuçta bir hesaplaşmaya doğru bu iş gidiyor. Burada Suriye devleti buraya kadar getirdikten sonra toprak bütünlüğü konusunda pazarlık yapacağını ben zannetmiyorum. Yani şimdiye kadar bir takım söylemler olabilir ama bunlar taktik söylemlerdi. Çünkü zor durumdaydı. İnsan gücü kaynakları azdı. Başka ülkelere bağımlıydı. Ama denetimi sağladıkça, kendine güveni geldikçe bu toprak bütünlüğünden de vazgeçmeyecektir. Kaldı ki Amerika emperyalist bir güçtür. Sadece Suriye ile ilgili değil, bölge ülkeleriyle ilgili de bir takım maalesef sinsi emelleri vardır. O yüzden bölge ülkelerinin de Amerikan çözümüne sıcak bakacağını zannetmiyorum. Ama bundan sonra askeri cephe son derece önemlidir. Ve ben diplomasiyi çok fazla önemsemiyorum. Ne Astana'yı önemsiyorum ne Cenevre'yi. Sahada ne olursa diplomasi de onu kağıda geçirecektir. Yani burada sahada kazanan diplomasi masasında da sonuç alacaktır. Bu Katar krizini konuştuk ama Katar krizinden hemen sonra Astana görüşmeleri ertelendi. Suriye'deki savaş sahasına bir etkisi olur mu Katar krizinin? Şimdi şöyle, Astana sürecinin devam etmesi son derece önemli. Şöyle önemli, çünkü siz ne yapıyorsunuz? Silahlı muhalifleri siyasi sürecin içine dahil ediyorsunuz. Yani El Nusra, IŞİD dışındaki gruplar geliyor, konuşuyor. Yani ne yapıyor? Bir, Suriye ordusuna silah çekmiyor. İki, El Nusra'ya ve IŞİD'e destek vermiyor. Dolayısıyla bu sorunun çözümü için büyük bir avantaj. Ama netice olarak kandan, terörden, şiddetten beslenen emperyalist ülkeler ne yapıyorlar? Suudi Arabistan'ı, işte çeşitli ülkeleri araya sokarak diyorlar ki, hayır diyorlar, siz oraya katılmayın. Siz diyorlar işte şu şunları yapın. Sizi Suriye ezecek. Hakkınızı arayın.
diye bu süreci bozmaya çalışıyorlar. Çünkü Astana'nın başarılı olması demek aynı zamanda çözüm inisiyatifin Avrasya'ya geçmesi demek. Bu da Batı'nın kabul edeceği bir şey değil. Yani tarihi süreçler içinde hep böyle öne çıkmış. O yüzden bizim de dikkat etmemiz lazım. Mesela bizim Dışişleri Bakanımız diyor ki Astana'da diyor ateşkes diyor, çözüm diyor Cenevre'de. Yani bunlara gerek yok bence. Yani niye Cenevre? Böyle bir kendimize güvenmemiz gerekir. Ama mesela sahada etkin olan devletler sonuçta Astana'da uzlaşıya varıyorsa bunu da Cenevre'de Batı'ya kabul ettirmesi bir kazanım olmaz mı? Mutlaka tabii olur. Yani mutlaka olur. Şunu demek istiyorum psikolojik olarak. Yani bu böyle Batı, yani ama Cenevre demek son noktayı Batı koyacak demek. Yani bundan kurtulmamız lazım. Çünkü burada artık inisiyatif Batı'da değil. Yani burada hakikaten mücadele eden ülkeler Avrasya ülkeleri. Yani IŞİD'le savaşan Türkiye, Suriye, Rusya. Yani burada Rakka'da ne yaptıkları belli değil. Hiçbirimiz bilmiyoruz. Bir de şunu sormak istiyorum komutanım. Size çok bölgesel konuları konuşuyoruz. Katar olsun, Suriye olsun, Irak olsun, İran olsun. Sürekli jeopolitiğe vurgu yapıyorsunuz. Az önce de dediniz jeopolitik kaderdir diye. Sadece siyaset o kaderi yönlendirmek için bir araçtır dediniz. Bu jeopolitik ne zaman Ankara ve Şam'ı artık resmen masaya oturtacak? O günler yani benim kişisel düşünceme göre o günler yaklaşıyor. Şimdi bakın Irak merkezi hükümetiyle Türkiye nazlanıyordu. Barzani bağımsızlık dedi. Hemen ne dedi bizim hükümet yetkilileri? Biz dedi Bağdat'ta konuşuyoruz. Bu da böyle bir şey. Bir takım böyle psikolojik bariyerler var. Onlar da zaman içinde aşılacaktır. Çünkü bunun başka türlü bir çözüm yolu yok. Yani şöyle söyleyeyim. Hani dersiniz ki efendim ben Türkiye olarak girerim bunları falan alır böyle bir şeye getiririm. Yani şu an için Türkiye'nin koşulları buna uygun değil. O yüzden siz bu çözümü ancak Suriye ile anlaşılarak yapabilirsiniz. Şimdi Türkiye şunun farkında değil. Suriye ile anlaştığı takdirde hem İran'a karşı hem Rusya'ya karşı da önemli bir avantaja sahip olacak. Çünkü iki komşu ülke, evet. Burada yaşayan iki ülke etkileşimleri daha fazla olur, irtibatları daha fazla olur, koordinasyon daha fazla olur ve gelecekteki ilişkileri daha güçlü olur. Yani daha sonra Suriye'nin onarılması sürecinde şurada burada falan. Ama maalesef Türkiye burada bir saplantı içinde. İnşallah günün birinde o günlerde yaklaşıyor. Bundan kurtulacaktır. Çünkü başka türlü Amerikan emperyalizmle başa çıkamayız. Bir soru Ayşe Ertürk'ten. Kıbrıs konusu ve Orta Doğu'daki sorunların bağlantısı var mı diyor. Bağlantısı nedir diyor Kıbrıs konusuyla Orta Doğu'nun. Evet şimdi şöyle ben hiçbir zaman Kıbrıs'ı bu Suriye sorunundan ayırmıyorum. Netice olarak her ikisi de Türkiye'nin güneyden kuşatılmasıdır. Yani Kıbrıs Suriye'nin devamıdır. Bir denizden kuşatıyorsunuz, diğerini de karadan kuşatıyorsunuz. O açıdan siz Suriye'de çok başarılı oldunuz, harikalar yarattınız, mucizeler yaptınız. Müthiş kazançlar elde ettiler. Kıbrıs gitti. Hiçbir anlam ifade etmez. Hiçbir işe yaramaz. Kıbrıs Türkiye için en az Suriye'ye kadar, belki Suriye'den de daha fazla büyük bir önem ve önceliğe sahiptir. O yüzden oradaki müzakerelere de çok büyük bir dikkat vermemiz gerekiyor. Türkiye bir kere bu Kıbrıs'la ilgili olarak kendine güven duymalı. Yani efendim bize bak ne diyecekler müzakere masasından kaçtın. Kim ne derse desin. Burada haklı olan Türkiye'dir. Haksız olan Kıbrıs Rum kesimidir. Elimizde çok büyük bir koz geçti. Enosisi yasa yaptılar. Onu bile kullanamayan bir maalesef bir diplomasiyle karşı karşıyayız. Hala işte Cenevre'de ne konuşacaklarsa onu bilemiyorum. Oralara gidiyoruz. Böyle bir eziklik, bir çekingenlik görüyorum. Yani Türk dış politikası daha keskin, daha kararlı, daha güçlü, ne istediğini bilen, öncelikleri olan, gündemi belirleyen bir şekle gelmeli. Yani o masaya oturduğunuz zaman koşulları siz koyacaksınız. Benim bu kitabım üzerinden tartışılacak diyeceksiniz. Peki koşulları biz mi koyuyoruz? İşte böyle olmuyor. Koşulları yani Anastasiyad'ı isteyenler, bana sorarsanız hiçbir özelliği olmayan bir adam koşuyor. Ama bizim onun karşısına çıkarttığımız kişi, yani çok konuştum onunla ilgili artık bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü çok artık yani kabak tadı verdi. Yani bence Türk tarihinin gördüğü, göreceği en yeteneksiz bir müzakere ekibiyle o süreci yönettik. Allah Türklere yardım etti. Enosis menosis dediler. Yoksa büyük bir felaketle sonuçlanabilirdi. Hala bakın bugün Hürriyet Gazetesi gelirken okuyorum küpürü kestim. Diyor ki Türkiye %80 asker azaltacakmış. Son derece vahim bir hata olur. Tarihi bir hata olur. Gelecek nesiller affetmez. Yani buradan bütün Türkiye Cumhuriyeti Devleti yetkililerini uyarıyorum. %80 asker çekmek demek
Kıbrıs'ı vermenin başlangıç noktasıdır. Bakın, oradan Türk askeri çekildikten sonra kağıt üzerinde ne yazarsa yazsın o ada gitmiş demektir. Hiç Girit'i unutmayalım, geçmişi unutmayalım, Kanlı Noel'leri unutmayalım. Hiçbir şekilde kimse beştaş oynamıyor. Herkes jeopolitik çıkarlarının peşinde. Asla affetmezler. O yüzden böyle efendim bak biz iyi niyetliyiz, biz çok iyiyiz. Bak aman, bak ben ne kadar iyiyim gördünüz mü? En önce ben el kaldım falan bunlar bir devlet yönetiminde zafiyet göstergesidir. Zaten Batı böyle bir şey gördüğü zaman ezer. Yani Batı'nın önüne çıktığınız zaman diyeceksiniz bir dakika sen ne söylüyorsun? Yani bakın müzakerelerde böyledir. Alttan alan falan eden filan eden hep ezilir. Ezilir. Burada Türkiye'nin daha atak olması lazım Kıbrıs'ta. Hiç beğenmiyorum ben kişisel olarak. Yani yakından Kıbrıs müzakerelerini takip ediyorum. Kıbrıs'la ilgili olarak Allah yardım ediyor bize. Ne Türkiye Cumhuriyeti'nde ne de Kıbrıs'ta en küçük bir müzakere yeteneği, tekniği görmedim ben şimdiye kadar. Kısa bir aramız daha var Sayın Polat. Bu Kıbrıs konusunda biraz konuşalım istiyorum. Kısa aradan sonra tekrar devam edelim Kıbrıs konusuyla. Haber Merkezi programımızla tekrar karşınızdayız aradan sonra. Bir son dakika gelişmesi var. Bunu hemen duyurmak istiyorum. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 12 koruması hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından Amerikan Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Gün içinde bununla ilişkin bir gelişme vardı. Oradaki Washington'daki temasları sırasında Erdoğan'ın Trump'la görüşeceği gün PKK'lıların bir eylemi olmuştu. Büyükelçilik konutu önünde. O PYD'lilere, PKK'lılara müdahale eden korumalar hakkında Amerika bir soruşturma başlatmıştı. Türkiye'de bir karşı hamle yapmış oldu. Amerikan Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Sayın Polat, bununla ilişkin yorumunuz varsa alabiliriz. Evet, şimdi şöyle bakın burada hem suçlu hem güçlü Amerika Birleşik Devletleri. Bir kere Türkiye Devleti'nin Cumhurbaşkanı orada. O HDP'li PKK'lı göstericileri şeye sokuyorlar. Cumhurbaşkanı'nın yakınına kadar orada mecburen Cumhurbaşkanı korumaları bir düzen sağlamaya çalışıyor ve şimdi siz diyorsunuz ki ben tutuklama kararı çıkardım. Şimdi bu korsanlık Türkiye'ye geçmez. Bak Amerika bunu başkalarına yapabilir. Yani Türkiye çok onurlu bir devlettir. Böyle bu tür şeylere pabuç bırakmaz. O açıdan bence Dışişleri Bakanlığımız uygun bir şey yapmış yani Amerikan Büyükelçisi'ni çağırarak. Öyle onu bunu tutuklama falan filan yol geçen hanı değil burası. İnşallah Türkiye'de günün birinde bir milli hükümet kurulduğu takdirde o zaman onlara nasıl cevap verileceği çok daha iyi görülecektir. Bu Türkiye kimsenin oyuncağı değil. Yani Trump diyor ki işte efendim diyor sen diyor DAEŞ'e yardım ettin. Sen seçim kampanyasında Obama da DAEŞ'i kurdu, Hillary Clinton da yardım etti dedin. Evet. Televizyonlarda söyledin bunu. Gazete küpürleri var. Senin neren ciddi ki? Yani siz devlet olarak bir kere Amerika olarak yani ne olduğunuz belli değil. Yani derin CIA mı dümende? Pentagon mu dümende? FED mi dümende? Başkanın yetkileri ne? Anayasada yazılanlar ne? Gerçek yetkiler kimde? Biliyorsunuz en sonunda Rusya basın sözcüsü Maria Zaharova dedi ki Amerika dedi non-agreement capable yani anlaşma yeteneği olmayan bir devlettir. Çünkü biz dedi resmi temsilcisiyle bir şey konuşuyoruz dedi ama dedi yetkisiz biri dedi bunu bozuyor. O açıdan böyle Türkiye'deki polisler için tutuklama kararı falan filan çıkarılması yanlış ama burada yapılacak şey Atatürk yöntemidir bakın. Hemen darbe girişimi nedeniyle bir sürü kişi hakkında Amerikalı. Evet. Henry Barkiler, şunlar bunlar, Büyükada toplantı yapanlar, efendim Türkiye'ye gelip gidenler, İncirlik'te arz endamlar için bir yakalama kararı çıkarılması, Türkiye'nin bir misillemede bulunması gerekiyor diye düşünüyorum. Daha önce de Büyükelçiliğe çağrılmıştı bu konuyla ilgili. Türkiye'nin yani korumaların oradaki müdahalesini kongrede kanama kararından sonra siz de diyorsunuz milli hükümet zamanında daha farklı tepki, daha çok gelip gidecek herhalde Dışişleri Bakanlığı Amerika'nın. Yani bakın şöyle söyleyeyim. Burada Bush'un bir İstanbul ziyareti vardı hatırlarsanız. Bizim bakanların ellerini açtırdılar korumaları. Evet, evet, hatırlayın o görüntüleri. Evet. Hepimizin yüzü kızarmıştı. O yüzden biz Amerikalıların ne yaptığını biliyoruz. Bakın Çin'de ne dedi Çin? Bütün protokolü alt üst etti. Olur mu dediler. Burası Çin dedi biz böyle yapıyoruz. Burası dedi. Burada Çin yasaları geçerlidir dedi ve hiç sesini çıkartamadı.
Obama, hatırlayın. Evet. Dolayısıyla burada devlet ciddiyeti göstermek gerekir. Türkiye'de kabile devleti değil, imparatorluklar kurmuş, büyük bir geleneğe sahip. O yüzden devlet makamını işgal edenler Türk devletinin tarihini mutlaka bilmeli ki ona göre hareket edebilsin. Eğer onu bilmezsen işte gidersin bilmem ne sınır kapısında beklersin. Dersin ki bana öl deseydi ölecektim falan. Halbuki Türkiye evet. Böyle bir devlet değil. Ama bu konuma düşürüyorlar. Ha, gideceği yere gider, gitmeyeceği yere gitmez. O açıdan önemli. Yani bu bizim için çok önemli bir konudur. Ben ulusal onur, gurur duygusu olan biriyim. Türkler de böyle bir millettir. Türk devleti de böyle büyük bir devlettir. Kıbrıs konusunda kalmıştı komutanım. Türk askerini %80 azaltılacak demiştiniz, yanlış hatırlamıyorsam. Hayır, Hürriyet gazetesinde böyle Hürriyet bir haber gazetesine... var. Yani tam gelmeden okudum, kestim ama detayları da okuyamadım çünkü programa yetişecek. Bu kesiminin zaten görüşmelerinin sıklaştığı bir dönemde böyle bir talebi vardı. Adadan Türk askeri çekilecek diye. Orada İngiliz üssü de var benim bildiğim. Evet. Onlar da çekilecek mi acaba? Hayır, şimdi orada hem Akrotori, Dikeli, iki İngiliz üssü var. Bakın bir de şu var. Şimdi adada Rum Milli Muhafız Ordusu diye bir gerçeklik var. Ben Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanlığı yaptığım için sürekli olarak o birliğin gücü hakkında istihbarat raporları hazırladım. Yani öyle sıradan bir kuvvet değil. Türkiye'deki bu konuyu düşünenler şunu hiçbir zaman unutmasınlar. Oradaki Türk askeri Rum Milli Muhafız Ordusu'nun herhangi bir şaşkınlık yapmasını engelleyecek, caydıracak bir güç ve yetenekte olmalıdır. Böyle onun dışındaki bir düşünce büyük bir felaket getirir. Yani bir anlam planı hatası yaptılar, bunu da ısrar etmesinler. Yani anlam planı yapıldı, tarihi bir hataydı. Oldu, gitti, işte Allah yardım etti falan. Rumların sayesinde kurtulduk bir yandan. Rumların sayesinde kurtulduk ama bunun üstüne gidilmemesi gerekiyor. Çünkü Türkiye büyük bir devlet, büyük bir millet. Kıbrıs jeopolitik açıdan çok önemli. Ulusal kanal seyircileri biliyorlar. Haritalarda çok çeşitli boyutlarıyla bu konuyu işledik, anlattık. Türkiye'ye yönelik dış ticaretin %90'ı denizler yoluyla yapılıyor. Dolayısıyla bir ay eğer deniz ulaştırması kesildiği takdirde Türkiye'de ciddi sıkıntılar olur. Bir kriz, gerginlik durumunda, çatışma durumunda Ege kullanılamaz. Üç limana bağımlı kalırız. Bunlar Mersin, İskenderun ve Antalya'dır. Eğer Kuzey Kıbrıs giderse bu üç liman da tehdit altında olur. Dolayısıyla yaşamsaldır Türkiye'nin oradaki çıkarları. O yüzden Kıbrıs'la ilgili müzakere yapanlar önce jeopolitik, stratejik bir çerçeveden Kıbrıs'ın önemini kavrayan kişiler olması gerekir. Oradan asker çektiğiniz zaman Rum Milli Muhafız Ordusu hemen çeşitli şekillerde böyle hareketlenmeye başlar. O açıdan ben şimdi o kararı verenlere tavsiye ediyorum. Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı'na bir müracaat etsinler. Onlara bir briefing verilsin. Nedir bu Rum Milli Muhafız Ordusu'nun gücü? Evet. Ve onu caydıracak bir kuvvet mutlaka bulundurması gerekir ki bizim kuvvet o yeterlikte bir kuvvettir. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı. Orada gerçekten bir serhat görevi yapıyorlar. Oradaki askerlerimiz ülkemizin orada savunuyorlar. Hem oradaki soydaşlarımızı, kardeşlerimizi koruyorlar. O yüzden Türk askeri orada nefes aldıkça hem Türkiye'de hem Kıbrıs'ta huzur vardır. O askere dokunmayalım. Mustafa Kıncı'nın bir açıklaması vardı. Biz görüşmelere devam etmeye hazırız ve buna harita üzerinde çalışmalar da dahil diye. Şimdi bunlar son yanlış. Zaten dikkat ederseniz o verdiği tavizlerle bir haritayı hemen hem Birleşmiş Milletler hem AB aldı, kasaya kilitledi. O harita zaten rezalet bir haritaydı yani. Ya zaten o haritadan bir kere kurtulmak lazım. Şimdi ne yapıyor? Birleşmiş Milletler, AB bulmuşlar tabii yani bir ekibi. Evet. Diyor ki kardeşim diyor, bak diyor oturdun mu masaya? Açıyor kasayı. Bak diyor harita burada diyor. Nerede kalmıştık? Sen diyor şimdi şunları vermiştin diyor bana. Evet. Şimdi diyor şunları ver anlaşalım. Yani böyle bir müzakere tarzı zaten olmaz. Böyle bir yöntem olmaz. Harita meseleleri son derece hayatidir. Harita demek milletin, bu Türk milletinin kanla, canla aldığı yerlerdir. Öyle haritaya biz konuşuruz, şunu konuşuruz falan gibi şeyler olmaz. Sonra biz Milliyet Gazetesi'nde yazılanları da kendisi hakkında biliyoruz. Yani gazeteci de rahmetli oldu. O yüzden burada böyle çok aşırı bir istek var yani bu sorun çözülsün diye. Ben garipsiyorum. Yani niye böyle bir şey var? Yani yerinde duramıyor. Yani neden böyle bir, kim dürtüyor yani onu? Neden böyle bir, yani normal bir şekilde açıklayamıyorum bunu.
Yani Mustafa Akıncı yani ne olursa olsun masaya koşacağım diyor. Bir nedeni olmalı bunun. Dolayısıyla yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu konulara bence biraz daha yakından bakmalı. Ağırlık vermeli. Çipras'ın bir açıklaması olmuş Yunan Başbakanı'ndan. Ciddi ilerlemeler kaydediliyor falan. Bu taviz tavizi doğuruyor anladığım kadarıyla. Siz, yani bundan sonra siz bunu vermiştiniz. Sırada bunlar var. Bundan memnuniyetini dile getiriyor. Olabilir mi yani? Bu aldığı tavizlerden mutluluğunun mu yansıması bu açıklama? Şimdi şöyle bakın. Şimdi burada hani hep diyorlar ya dik dur ama diklenme. Şimdi bizim Dışişleri Bakanımız dedi ki müzakereler ucu açık olmamalı. Ne demek bu? Olmamalı. Yani olabilirdi. Değil mi? Evet. Onlar da teşekkür ederiz dediler Sayın Çavuşoğlu. Biz ucu açık olarak devam ediyoruz. Ve ucu açık olarak müzakereler devam ediyor. Şimdi dolayısıyla karşı tarafta ucu açık olacak diyen bir kararlılık, bu tarafta ucu açık olmamalı diyen bir zihniyet var. Olamaz diye böyle evet, bir resim. Evet, yani dolayısıyla burada böyle bir müzakere olmaz. Dersiniz ki benim koşullarım bunlar. Bu kadar tarih verdin. Bitti. Evet. Tamam, bu bitti artık. Bundan sonra bu yani... bu müzakereler bitmiştir. Yani haritayı söküp yırtıp atın. Bundan sonra eğer konuşacaksak başka koşullarda, başka gündemle, başka şekilde bir anlaşma olur. Şimdi bunu söylemediğiniz takdirde adam her seferinde koyuyor. İleride mesela o kadar akıllılar ki Denktaş zamanında bir tane müzakereci bir şey söylemiş onu da çıkar diyor. Bak diyor o zaman diyor bundan diyor işte 20 sene önce şu şöyle demişti falan. Yani her şeyine kadar istismar ediyor karşı taraf. Bizim taraf oturuyor ben ne vereyim de anlaşayım. Yani bu aynı zamanda şeyde söylenen bir olay. Bakın çok önemli bir şey. Diyor ki ben şunu düşünüyorum diyor. Ben ne yaparım da Rum tarafı da kabul edilebilir bir şekle gelir. Yani ben ne yapayım da CNN Türk'te veya CNN Türk'te veya NTV'de söyle tam hatırlamıyorum. Onun yansıtlarını çok ulusal kanalda gösterdim. Ben kendimi parçalıyorum. Ne yapayım da bu Rumlar tarafından kabul edilebilir bir hale gelsin. Dünya tarihinde ilk çağlardan beri ne böyle bir müzakere ne böyle bir müzakereci var. Böyle bir şey yok. Yani sen kendinden çok karşı tarafı düşünüyorsun. Şimdi sen kendini karşı tarafın yerine koyduğun zaman karşı taraf seni alır böyle parça 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 bir yere getirir. Yani müzakere tekniklerinde bakın bu da bir tekniktir. Empati diye bir şey yok. Yani sen oraya oturursun 100'de başlarsın 99'da kalkarsın. Efendim ben bilmem ne falan filan ya bak haksız oluyor bak. Şimdi zaten bunu bilmedikleri şeylerde bakın burada işte evet. Bakın bunlar maksimalist. Evet bu daha önce benim koyduğum yöntem. Bunlar maksimalist, bunlarda vicdan yok. Ya böyle bir şey yok. Hiçbir müzakerecide vicdan yoktur. Her müzakereci maksimalisttir. Zaten eğer maksimalist değilse ve vicdan varsa o masaya oturtmazlar. Çünkü o masaya oturacak bir yeterlilikte değildir. O bilinir. Yani öyle seçilir. Yani biz de böyle genelkurmay toplantıya falan götürdüğümüz zaman böyle tuttuğunu koparan, şey yapan, kavgacı insanlar seçilir hep. O gider. Ona göre bir şey yapar. Alın bakın işte 21-11-1989 Milliyet sayfa 9. Turan Yavuz Allah rahmet eylesin. Bak şu okuyayım. Washington resmen olmasa da KKTC'de gönlünde yatan aslanın Mustafa Akıncı olduğunu her fırsatta dolaylı yollardan belirtiyor. Bush yönetimi açıkça Kıbrıs konusunda istenildiği zaman masaya oturabilecek bir iktidar istiyor ve bunu da Lefkoşa Belediye Başkanı ve TKP Genel Başkanı Mustafa Akıncı da görüyor. Yıl 1989. Yani bakın. Şimdi anladık o zaman neden ne olursa olsun ben masaya oturmalıyım ısrarını. Bir de yani bir de şöyle yani o zamanla Allah rahmet eylesin yani mekanı cennet olsun nur içinde yatsın Turan Yavuz gibi şerefli onurlu haysiyetli gazeteciler de varmış işte bakın. Ne kadar güzel bir haber yakalamış. Evet. Güt diye veriyor. Yani şimdi dolayısıyla biz bu koşullar altında bir sonuç alamayız. Yani bu ekip bu müzakereyi yürütecek bir yeterlilikte değil. Bu çok açık yani bu. O harita zaten sakıncalı bir harita. O zaten o harita çıkmasın diye biz şey yaptık. Çok önemli kampanyalar yapıldı Türkiye'de. Ve o haritayı da biz son haritayı müzakerelerdeki haritayı Rum basınından öğrenebildik. Tabii. Rum basınından servis edildi. Evet. Şimdi buradaki benim renklerle pek aram iyi değildir. Evet. Pembe mi oluyor? Pembe galiba. Evet. Pembe bölge, sarı bölge, aradaki mavi bölge ne komutanım? Ha, şu onları veriyoruz biz. Onları vereceğimiz topraklar. Evet, evet. Şimdi oraya 60 bin kişi geliyor. 100 bin kişi de bu kırmızı yere geliyor. Beş parmak dağları değil mi o? Kıbrıs Türklerinin yönetimine bırakılacak bölge.
Değil mi? Tabii evet. Bir, yani öyle. Evet. Biz oraya sıkışıyoruz. Hayır bir de hayır bir de oraya bir de Rumlar geliyor. Oraya da Rumlar geliyor. Bir Rumlar bir de şöyle geliyor. Ellerindeki tapuyla geliyor. Ha. Yani ellerindeki bu arazi benim. Ha, bu arazi benim diyor. Ondan sonra mal tazmin komisyonu var. O komisyona gidiyorsun. Komisyon bakıyor bakıyor falan filan. Ondan sonra diyelim ki beni haklı buldu. Yani ben kullanıcı hakkım var. Yani senin topunu değil de beni haklı buldu. Ama diyor ki bana sen evin parasını ver diyor şeye. Yani ben aldığım eve para verdiğim eve bir kere daha para veriyorum. Bir kere daha para veriyorum. Yani şimdi şöyle düşün. Ben şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti demiş ki göçmen politikası uygulamış. Ben işte Rize'de, Trabzon'da tarlamı ekerken buraya gelmişim. Ondan sonra bir ev almışım, çalışıp çabalamışım. Şimdi diyor ki o eve bir kere daha para ver. Yani bu zaten büyük bir oranda iç savaşı tetikleyecek bir şey. Yani böyle bir anlaşma en fazla 2 sene içinde milleti boğaz boğaza getirir. Yani çok evet. Konuştuğumuz o zaman benim yaptığım espri kısmen doğru oluyor. Biz artık beş parmak dağlarının zirvesinde oradaki Türkler, değil mi? Kuş uçmaz, kervan geçmez, ot bitmez. Orada canlarını kurtarmak için oraya çıkacaklar zaten. Aynen, bir an önce kendimizi başka Türkiye'ye atalım ya Rum tarafına atalım diye. Peki Türk hükümetinin, yani Türkiye'nin Kıbrıs müzakereleri konusunda ayak dirediğini düşünüyor musunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim, ben tabii Türk hükümetinin pozisyonunu anlayamadım. Yani şimdi normalde Türk hükümetinin bu Mustafa Akıncı'yı frenlemesi gerekiyor. Ama böyle bir fren görevi falan olduğunu görmedim. Biz hep şunu söylüyor, biz geldik onlar kaçtı. Biz geldik onlar, biz oradayız onlar gidiyorlar. Biz iyi niyetliyiz onlar iyi niyetli değil. Yani bunun dışında bir şey yok. Onun yani net olarak Türkiye Dışişleri Bakanlığı ortaya çıkıp da bizim görüşümüz budur diye Türk toplumunun tartışacağı bir şey vermedi. O açıdan Akıncı'nın dediklerine ister istemez inanmak durumundayız. Akıncı da her iki lafından biri biz şeyle de görüşüyoruz. Türkiye'de. Ama Ümit Özdağ hocam gittiği zaman da ona demiş ki gazetede yazdığı için söylüyorum. Ya bak AKP bize şunları söylüyor falan diye. Yani öyle bir adam. Yani. Joe Biden'ın açıklamaları var burada. Obama'nın yardımcısıydı eski Amerika Başkanı'nın. Türkiye artık Kıbrıs'ta asker bulundurmanın kendisine bir fayda sağlamadığını anladı diyor. Bir başka açıklaması Erdoğan Kıbrıs'ın işgalinde çıkarı olan tek kurum olan TSK'nın etkisinden kurtuldu. Ne anlama geliyor sizin yine paylaştığınız bir görselde bizim mi? Evet şimdi bunu bir arkadaşım benim bu videosunu bana gönderdi. Amerika'da yaşayan bir arkadaşım. Yani kulaklarıma inanamadım. Tekrar dinledim falan filan. Ya dedim acaba ben yanlış falan mı anladım? Çok böyle iyi İngilizce bilenlere de dinlettim. Yani bu şey tek tek işte çözdük bu. Şimdi dolayısıyla Joe Biden, Bidenopolis olarak adı geçer. Eski Amerikan başkanımcısı. Yani Rum görüşleri nedeniyle. Yani iki tane yönü var bunun. Bir tarafı Rum, öbür tarafı Kürt. Yani Barzani'ye şunu dedi. Sayın Başkan hiç endişe etme. Senin de benim de ömrüm bağımsız bir Kürdistan'a kurulması da yetecek. Böyle bir adam işte şunları söyledi. Dolayısıyla burada bir bunları şey yaptıktan sonra zaten bir sıkıntı olduğunu düşündük ve büyük bir sosyal medyada da büyük bir kampanyayla Türk kamuoyu hakikaten iyi bir mücadele verdi. Başarılı olduk mu olmadık mı onu bilmiyorum ama en azından bir can simidi attı bize Enosis diyerek Anastasiadis. Ama şimdi bizim arkadaşlar hiçbir şey olmamış gibi yine Cenevre kapılarını çalıyorlar. Ama yani bunu ne bu millet ne gelecek nesiller asla affetmez. Yani Kıbrıs'la ilgili bir taviz Türkiye'yi baş aşağı çökertir. Çünkü Kıbrıs gibi en haklı davasını savunamayan bir ülke hiçbir şey savunamaz. Şimdi Kıbrıs demişken bu Ege Adaları'nı da kısa bir değinelim. Ondan sonra Şangay'ı konuşalım Sayın Polat. Ege Adaları burnumuzun dibinde Aydın Bulamaç Adası, Eşek Adası hepsi Yunan işgali altında. Yine kısa bir ara vermişiz 30 saniye. 30 saniye sonra Ege Adaları'na girelim. Evet. Ondan sonra Şangay'ı konuşalım. Evet. Ege Adaları konusunda kalmıştık. Sorum şuydu Sayın Polat. Burnumuzun hemen dibindeki adalar, Aydın, Bulamaç Adası, Eşek Adası, hepsi Yunan işgali altında kuzu çevirme fotoğrafları yayınlanıyor Yunan Savunma Bakanlığı'nın sitesinde. Sık sık bunları eski Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Ümit Yalım gündeme taşımaya çalışıyor kamuoyunun gündemine. Ama hala hükümetten bunlara ilişkin bir yol haritası göremiyoruz, somut adım göremiyoruz. Ne demek lazım? Evet bu tabii Türkiye'nin çok önemli ve öncelikli sorunlarından bir tanesi.
Şimdi burada Türkiye özellikle Güney cephesinde yoğun bir tehdit altında. O yüzden bu aşamada bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden, Türkiye Cumhuriyeti Devleti yetkililerinden, Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan, Türk Genelkurmay Başkanlığı'ndan beklentimiz bu konuda açık, kesin, net, ciddi bir irade beyanında bulunmaları. Yani şunu söyleyecekler, bu adalar Türkiye'ye aittir, Yunanistan tarafından işgal edilmiştir. Dolayısıyla Türkiye bu haklarından asla vazgeçmeyecektir ve biz yeri ve zamanı geldiği zaman bununla ilgili olarak gerekli girişimlerde bulunacağız. Bu hangi yöntemleri kullanacağız? Bu bizim devletimizin tasarrufunda olan bir şey. Çünkü stratejide üç boyut vardır. Zaman, mekan ve kuvvet. Kuvvetiniz vardır, mekan da uygundur ama zaman uygun olmayabilir. Zamanın ruhu. Yani şu an Türkiye güneydeki sorunlara angaje vaziyette. Burada ikinci bir cephe açmak uygun olmayabilir. Ama burada diplomatik bir atak yapmak ve bir niyet beyanında bulunmak, Türk milletini rahatlatmak gerekiyor. Maalesef bu an şu an biz bunu göremiyoruz. İşte şu siyah renkli adalar büyükçe adalardır. Maalesef 2004 senesinden bu yana işgal altındadır. Yani bizim hakikaten canımız yanıyor. Peki niye işgal altındadır? Çünkü uluslararası ilişkilerde egemenlik devri net, açık, kesin bir irade beyanıyla olur. Yani siz dersiniz ki ben bu adayı Patagonya'ya verdim. Bakın burada çok güzel. İşte biz Lozan'da 6 büyük devlet kararı ve diğer anlaşmalarla şu gördüğünüz meclis dahil 23 tane adayı verdik. Bak bununla ilgili bir şey söylemiyoruz. Hatta yanındaki bitişik adacıkları da verdik. Onunla da bir şey söylemiyoruz. Ama bütün bunların dışında 152 artı ada, adacık ve kayalık var. Bakın bunları hiçbir anlaşmanın konusu değil. Hiçbir yerde bunların ismi geçmiyor. Dolayısıyla bunlar daha önce Osmanlı toprağıydı. Osmanlı'nın mirası bize aittir. Osmanlı'nın borçları nasıl biz ödediysek bu adalarda anamızın ak sütü gibi bize helaldir. Dolayısıyla Yunanistan bu adaları haksız olarak işgal etmiştir. Zaten tarihi haritalara baktığımız zaman işte bakın 1943 yılındaki İngiliz haritası 43, İkinci Dünya Savaşı var, denizler mayınlanıyor, deniz sınırları çok ciddi yapılması gerekir. İngiltere deniz haritacılığında dünyada bir numara, Admiralty diye müthiş bir kurum var. Bakın Türkiye ile deniz sınırını belirliyor İtalya arasında. Eşek adası bizde. Bizim gibi eşek yazmış onlarda, dikkat ediyor musunuz? Evet. Yani manki yazmamışlar. Eşek adası diye bizim gibi yazmışlar. İşte abi diyeceksiniz ki efendim işte o şeydi, İngiltere'ydi ama sonra Paris Anlaşması 47'de imzalandı biliyorsunuz. Başka bir rejim var. Bu da 1951 tarihli Amerikan, bak US Map diyor. Yani Army Map Service, gördüğünüz gibi askeri bir harita. Evet, askeri harita. Evet, 1951 tarihli işte sınır geçiyor. Onlar da bizim gibi dikkat ederseniz Eşek Adası yazmışlar. Yani işte bunlar tarihi haritalar. Şimdi bu işte Eşek Adası'ndaki yakışıklı James Bond da Comen Komnenos, Milli Savunma Bakanı. Bunların çılgın Milli Savunma Bakanı. Her gördüğü yerde şov yapıyor çünkü. Tam bir şovmen. Biz pasaportla girmiştik değil mi? Binali Yıldırım galiba. Binali Yıldırım, Eşek Ahmet Davutoğlu pasaportla. Binali Yıldırım Koyun Adası'na girdi. Başka bir adaya girdi Ahmet Davutoğlu. Şu Şangay konusunda, evet işte bakın burada işte, fotoğrafı, evet, burada, evet. Doğan Haber Ajansı'nın. Evet, Doğan Haber Ajansı, Davuto, Maratya Adası tamam. Maratya Adası'nda. Evet. Ya, turistik gezi için evet. Gittiği zaten kıyafetten de belli. Şimdi şöyle, şimdi şunu söyleyeceğim. Bakın buradaki sıkıntı şurada. Yani Türkiye'nin en önemli güvenlik meseleleri ülkede bakanlık, başbakanlık yapan kişiler tarafından bilinmiyor. Yani bilse gitmez. Mesele burada. Yani o açıdan biz bu programları yapıyoruz. Yani bu programları yapmamızın bir nedeni var. İşte bakın Ulaştırma Bakanı'nın işte gittiği Koyun Adası. Bakın Türk bayrağı da rulo edilmiş, açılmamış değil mi? Evet. Öyle bir yani şey. Bilinmiyor dediniz de Sayın Polat, stratejik derinliğin içinde olan bir insan Sayın Davutoğlu. Bilmemesi mümkün mü bir ülkenin başbakanından orasının Türk adası olduğundan bir haber olabilir mi? Şimdi bakın Koyun Adası, Koyun Adası'nın da bir de şöyle bir şey var. Bizim ilk deniz savaşını orada verdik. İzmir Beyliği kuruluyor, Emir Çaka Bey. Evet. 50 gemiyle denize açılıyor. 1081 Deniz Kuvvetleri'nin kuruluş yıldönümü kabul edilir. İlk Deniz Savaşı 1090'da Koyun Adası. Orada Bizans donanmasını yeniyor. O yüzden de bizim açımızdan denizler için çok anlamlıdır. İşte oraya 3 defa Ulaştırma Bakanı gidiyor.
Evet, bakın burada as local Kyiv newspaper Politic Reports, Yıldırım, who was then Turkish Minister of Transport, visited the aisle on July 20 last year, going through all the required police and customs checkpoints. It was revealed that the visited three more times. Yani diyor ki bütün gümrük formaliteleri, polis, damga, mühür hepsi girdi. Daha önce de 3 defa ziyaret etmiş. Dönemin Ulaştırma Bakanı'ydı. Şangay konusuna girelim mi artık Sayın Polat? Şangay konusu var. Şangay İşbirliği Örgütü'ne Pakistan ve Hindistan katıldı. Artık resmen nasıl bir katkı yapar bu Şangay İşbirliği Örgütü'ne? Şimdi tabii bu çok önemli bir gelişme. Evet, şimdi bakın çok güzel yönetmenimiz de haritayı koydu. Şimdi şunu söyleyeyim. Bu dünyadaki jeopolitik fay hatlarının hareketlenmesi demek. Yani öyle bir birlikten bahsediyoruz ki, şimdi şu siyah sınırların içine bakın. Şimdi bunun dışında kalan ok koydum ben. Bakın oklara bakın. Bir tanesi İran. İran ama bakın İran gözlemci üye. Afganistan, o da gözlemci üye. Yönü hep zaten hepsinin içi, evet. Asya'ya doğru. Moğolistan müthiş stratejik önemi olan bir yerdir. Yani Amerikalılar Moğolistan der, başka bir şey demez. Nüfusu 3 milyon bile değildir. Dikkat ederseniz bunlar da gözlemci üye. Şimdi bunlar da katıldığı takdirde dünyanın kalbidir burası. Heartland diye geçer, katgah. Evet. Hatta katgahtan daha da büyük bir alan. Ve bütün jeopolitik kuramlarda bu bölgeye hakim olan, önce Dünya Adası'na hakim oluyor. Dünya Adası, Asya, Avrupa ve Afrika ve ondan sonra da dünyaya hakim oluyor. Dolayısıyla burada çok ciddi bir güç merkezi ortaya çıkıyor. Dünya nüfusunun %40'ı burada yaşıyor ve aynı zamanda dünya GDP'sinin %25'i şu gördüğünüz alan içinde. Ve bu Amerika Birleşik Devletleri için gerçek anlamda bir kabus senaryosu. Şimdi şöyle bakın, düşünün, Hindistan'dan başlayalım. Şimdi Hindistan çok önemli bir ülke. Hatta şöyle bir isterseniz gösterelim. Tekrar bunu döneriz gerekirse. 29'u koyar mıyız? 29. Hindistan batı açısından herhangi bir ülke değil. Şimdi dikkat ederseniz batının Avrasya jeopolitik denge üçgeni var. Şimdi diyor ki, bu diyor Avrasya'yı bir taraftan Almanya, bir taraftan Japonya, bir taraftan da Hindistan'la mutlaka tutmam gerekir. Yani bu üç ülke benim tarafımda olacak ki Avrasya'da güçlü bir birliktelik oluşmasın. Buralardan çeşitli şekilde siyasi, ekonomik, askeri etkileyebileyim. Şimdi burada Almanya ve Japonya bildiğin gibi 2. Dünya Savaşı'nın mağlup devletleri. Evet. Yani onlar bir takım güvenlik anlaşmalarına tabi. Yani 1948'de Londra'da Alman Anayasası yazılırken masada tek bir Alman bile yoktu. Hatta dediler ki bizim 1919 Weimar Anayasası var. Onu alıp sağını solunu çekiştirelim biraz, düzeltelim falan. Dediler ki bizim biralarımız sizin gibi Hamburg'daki güzel değil ama bir İngiliz pub'ında güzel bira içelim. Başka şeyler konuşalım. Onları boş ver, o anayasayı ne yapacaksınız? Ve hala o anayasa Almanya'da geçerli. Şimdi Japonya'da da benzer bir şey var. Japonya'da ise MacArthur tenezzül edip Amerika'dan hukukçu bile istemedi. Kendi askeri hukukçuları yaptılar Japonya'nın anayasasını. Ve anayasasında şöyle bir şey var. Yani Japonya'ya bir ülke saldırdığı takdirde bile Japonya silah kullanma hakkına sahip değil. Onlar da demişler ki ya olur mu böyle bir şey ya? Nasıl olur yani? Hani bizim bir Meiji Anayasası vardı, ne güzel. Onu alalım yine sağını solunu düzeltelim falan. Hadi hepsini anladık. Yani ben saldırmıyorum, tamam. Bana saldırıyor. Nasıl olur böyle bir şey? Ya merak etmeyin demiş. O zaman o saldırdığı zaman bir çaresine bakarız. O anayasada Japonya'da geçerli. Dolayısıyla Almanya ve Japonya'nın neticede bir yerinden kement atmış çekiyorlar Batı emperyalizmi. Ama Hindistan öyle değil. Hindistan işte biliyorsunuz uzun mücadeleler sonunda bağımsızlığını kazandı. Ama 80'li yıllardan sonra özellikle böyle çip, bilgisayar falan şu bu derken
çok önemli bir ekonomik atak yaptı. Hı. Çeşitli terör sorunlarına, şuna buna rağmen. O yüzden Hindistan'ın pozisyonu çok ilginçti. Ve Amerika 2005 senesinde Sayın Polat Bilek bir nükleer anlaşma yaptı. Nükleer teknoloji transfer etti. Yani şöyle bu sakıncalı, dünyada biliyorsun 5 tane nükleer ülke var. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri. 3-2 evet. Yani 3'ü batıda, işte Amerika, İngiltere, Fransa, ikisi doğuda Rusya ve Çin. Evet. Sen şimdi Hindistan bu anlaşmayı bozuyor, çiğniyor. Sen bir de yani bu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin en havalı üyesi olarak bir de üstelik onunla anlaşma yapıyorsun. Anlaşmayı. Teknoloji veriyorsun. Çünkü neden? Hindistan'ı hiçbir zaman Avrasya'ya terk etmek, bırakmak istemediler. Ama bakın jeopolitik yasalar vardır. Şimdi bu Türkiye için jeopolitik rota kitabı. Oradan bakın ben zamanında ne yazmışım Hindistan için okuyayım. Hindistan'ı ele alalım. Hali hazırda bağımsız bir ülke olarak algılanmaktadır. Ancak Batı ile Avrasya arasındaki küresel üstünlük mücadelesi devam etmektedir. İbre mevcut durumda Batı'ya doğru kaymış gözüküyorsa da bir maraton koşucusu gibi Avrasya'nın ayak sesleri duyulmaktadır. Orta ve uzun dönemde İbre Avrasya'ya doğru da dönebilir. Mevcut belirsizlik nedeniyle Hindistan daha rahat hareket edebilmektedir. İbre bir tarafı gösterdiği takdirde Hindistan şu anki durumunu muhafaza edemez. Kaç yıl önce yazdınız? Bunu işte şeyde, Hastal'da yazdım bunu. Silivri'de basıldı. Kaç diyelim? 2012 falan. 2012. 5 sene sonra Hindistan Şangay İşbirliği Örgütü'nü yolladı. Evet, çünkü bakın neden? Çünkü burada Hindistan aslında netice olarak benim beklediğimden daha önce oraya geçti. Çünkü algılamasında demek ki Avrasya'nın Batı'ya göre bariz bir üstünlüğü kuracağını anladı. Yani yoksa geçmezdi. Çünkü neden? Çünkü bu sistem içine girerek ben hem ulusal çıkarlarımı daha iyi ilerletebilirim, hem Pakistan'la Keşmir sorununu çözebilirim, terör sorununu çözebilirim, Çin'le bir takım sıkıntılarım var, onları dengeleyebilirim. Bir de böyle yükselen bir güç Avrasya'da ben niye düşmekte olan bir medeniyetin peşine takılayım? Yani bu çok önemli bir kayıptır şey için. Bakın burada ne diyorlar? Hindistan, Batı için son derece önemli bir model ülkedir. Bu ülke, Japonya gibi Asya'da da demokrasinin yaşayabileceğini göstermiştir. Bu nedenle Hindistan, tüm vasıtalarla desteklenmelidir. Hindistan'ın güçlenmesi ABD ve Batı yararınadır. Bakın, böyle bir ülkeyi kaybettiler. Evet. Yani olayın önemini, vahametini kendilerinin açısından anlatmak için söylüyorum. Çünkü Türkiye'de böyle sıradan bir olaymış gibi bakıldı ama hiçbir şekilde sıradan bir olay değil. Ve aynı zamanda şu an için Almanya'da ne oluyor? Sallanıyor bakın. Bakın şimdi şu üçgeni gördünüz değil mi? Denge üçgeni. Evet. Hindistan düştü. Bir Japonya şu an çok... Almanya sallanıyor. Almanya sallanıyor. Evet, Japonya şimdi duruyor. Şimdi bakın Almanya olarak da ne diyorlar? Onu da yani olayın vahameti açısından... ABD'nin jeopolitik olarak baş müttefikleri Almanya ve Japonya'dır. Bu iki ülke olmasaydı Avrupa ve Asya'da çok zorlanırdık. Japonya, küresel ticaretin ulaşım yollarındaki en küçük tıkanmaya bile oldukça hassastır. Şimdi dikkat ederseniz, şimdi böyle bir gerçeklikle karşı karşıya Batı, yani öyle kolay kabul edebileceği bir şey değil. Şu an için Almanya ve Japonya'ya sımsıkı sarılmak zorunda. Bu nedenle daha teknik, daha uzmanlardan oluşan bir ekip bu işlerin başına geçebilir. Çünkü ne yaptı mesela Trump geldi, Merkel'in elini sıkmadı değil mi? Evet. Yani şimdi neticede sen ev sahibisin, evine misafir geliyor, elini sıkmıyorsun. İki, efendim Almanya para kazanıyor, biz silaha veriyoruz, Almanya da para versin falan dedi. Evet. Değil mi? Sonra şeyden engelledi Katar krizinde. Katar krizi. Ondan sonra gitti işte Alman firmalarına Volkswagen şu bu falan filan ağır cezalar kesti. Evet. Bilmem ama şimdi neticede bakın Almanya ne yapıyor bu sefer? Diyor ki artık diyor Avrupa diyor kendi yolunda izlemelidir. Biz diyor şeyin gölgesinden kurtulmalıyız. Şimdi bu eğilim Fransa'ya da sıçrarsa bakın Fransa'ya da sıçrarsa yani kıta Avrupa'sı demek Almanya ve Fransa demektir. Yani diğerlerini geçin. Zaten jeopolitik olarak da bir şey ifade etmiyor. İngiltere.
Yani İngiltere de bir şey ifade etmiyor. Hani kıta Avrupa'sından bahsediyorum. İngiltere deniz tarafında ve İngiltere jeopolitik değerlendirmelerde önemi bu iki ülkenin daha gerisindedir. Yani onu şey yapışık olarak hep gösterirler. Amerika, İngiltere bir şeydir ve artık yaratıcılığını kaybetmiştir. Üretim yeteneği de düşmeye başladı. Şimdi şu nedenle söylüyorum. 2004 ile 2015 arasında İngiltere'nin dış ticaret açığı 1 trilyon 600 milyar dolardır. Bu Avrupa Birliği'nin raporlarından, Cansu Boral tarafından gündeme getirildi. Ben onun verdiği rakamları bir programda not ettim ve o zaman ondan sonra Brexit'i daha fazla incelemeye başladım ve Brexit'in esas nedeni odur. Yani sen eğer 1 trilyon 600 milyar dolar Avrupa Birliği'nde cari açık verirsen eğer, yani bunun sonucu Brexit'tir. Evet. Şimdi Fransa'nın cari açığı 700 milyar dolar. O yüzden daha o yani trilyonlara ulaşmadığı için direniyor. Şimdi Macron'u buldular geçici olarak. O biraz daha böyle devrilecek falan ama hiçbir kaçış yok. Yani küresel sistem sorunlara çare bulamıyor. Yani şuraya geleceğim. Fransa'da da Anglo-Sakson sistemden, Atlantik'ten ayrılma eğilimleri tıpkı Almanya'da olduğu gibi yakın bir gelecekte. Yani Marine Le Pen zaten güçlendi ama diğer toplum kesimlerinde de bu fikirler taraftar bulabilir. Zaten aldığı oy oranını yani taban buna yatkın. Yani Fransızlar bu Le Pen'in fikirlerine yatkın olarak yorumlamışlardı. Evet, şimdi dolayısıyla burada yani burada şu ortaya çıkıyor. Yani devlet adamları tarafından idare edilir. Yani sen Trump gibi bir adamı getirirsen tamam güzel Trump Towers falan güzel ama yani para kazanma şu onların ama başka bir şey. Yani gelir bakın burada üçgen kurmuşlar. Üçgeni kendisi deviriyor. Gördün mü? Evet. Alıyor kendisi üçgeni deviriyor. Halbuki Almanya bu tarafa geçtiği anda bakın ne oluyor? İçerisi zaten kaynıyor. Çok ciddi bir çöküntü olabilir. 27'yi koyalım, 27'yi. Burada tabii Şangay İşbirliği Örgütü, bakın şimdi şöyle, hani ondan da kısaca bahsedelim. Bunun Şangay Beşlisi olarak kuruldu 1996'da. Kim vardı? Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Şangay Beşlisi dediler. 2001'de Özbekistan da katıldı. Ondan sonra 6 oldular. Şangay İşbirliği Örgütü dediler. Ve bakın sağ tarafta gözlemci ülkeler var. Afganistan, Hindistan, İran, Pakistan, Moğolistan, Beyaz Rusya. Ve buradan iki tane en önemli iki ülke girdi. Hindistan ve Pakistan. Pakistan'ın bakın, ne önemi var Sayın Polat? Şimdi bakın Pakistan önemli bir kıta ülkesidir. İkincisi nükleer bir devlettir. Üçüncüsü istikrarsızlıkları Batı her zaman kaşıyabilir. Dolayısıyla oradaki istikrarsızlık süratle yayılır. Müslüman azınlıklar vardır Hindistan'da. Keşmir sorunu vardır. Dolayısıyla Batı'nın çok güzel çatışma çıkartacağı bir alandır Pakistan. Şimdi siz neticede 70 sene içinde 3 defa savaş vermiş Hindistan ve Pakistan. Siz ikisini alıyorsunuz, aynı şeyin içine koyuyorsunuz. Yani biri nükleer ülke olduğu için diğeri nükleer ülke oldu. Şey gibi yani Türk-Yunan durumunu düşünün. Orada da Hindistan, Pakistan'dır. Giderseniz mesela bütün bir gemiye girin. Bütün resimlerde Hindistan gemisini batıran komutanların resimleri vardır. Yani ama Avrasya sistemi bu iki düşmanı alıyor, aynı potanın içine atıyor. Çok önemli bir şey. Ve burada da mesela şöyle de düşünmek lazım. Hindistan'la Çin'in ilişkileri iyi değil. Çünkü işte Güney Nepal sorunu var ve bir takım toprak problemleri var. Bir yol, bir kuşak projesindeki bazı alanların Hindistan kendi topraklarından geçtiğini iddia ediyor. Pakistan'la da Rusya arasında sorunlar var. Geleneksel sorunlar. Dolayısıyla dikkat ederseniz Çin Pakistan'ı tutuyor. Rusya Hindistan'ı tutuyor. Karşılıklı böyle diğerlerini de ikna ediyorlar. Denge oluşturuyorlar. Ha, denge oluşturuyorlar ve içine atıyorlar. Şimdi içine atması demek ne demek? En azından bu sorunların dondurulması demek. Yani gerçi Nawaz Şerif işte Keşmir bizim hakkımızdır demiş, şu demiş, bu demiş. Orada yani Hindistan'la ilgili sorunlarını şey yapmış ama şimdi sağlıklı bir platform kuruldu. Yani niye? Çünkü Avrasya biliyor bu sorunu çözmek Avrasya'nın lehine. Evet. Ama Batı bu sorunu kaşımak lehine. Çünkü kriz olsun ki bana müdahale edeceğim alan olsun diye düşünecek. Evet. Şimdi diğer bir konu da şu Hindistan açısından. Amerika'nın yaptığı çeşitli planlarda şu var.
düzeltiyorum Pakistan açısından. Pakistan nükleer silaha sahip bir ülke ama içeride etnik tansiyon var, mezhepsel tansiyon var. Yaşam seviyesinin düşük olmasından kaynaklanan sorunlar var. Afganistan'la komşu olduğu için Taliban'dan ve diğer terör örgütlerinin etkilenme sorunları var. Çok çabuk destabilize olabilir. O yüzden nükleer silahlar başıboş kalabilir. Hep müdahale planları vardır Pakistan'a. Evet. Şimdi bakın bu da ortadan kalkıyor. Yani böyle bir şeyde Pakistan'da esasında ne yapıyor? Kendini güvenceye almış oluyor. Ve bir açıklaması mesela diyor ki biz diyor Afganistan'la konuşmaya başlayacağız. Bu sorunlarımızı, sınır sorunlarımızı anlaşarak, diyalogla çözeceğiz. Bir de şimdi bunların belirli bir şekilde ekonomik olarak da kalkındıklarını düşündüğünüz zaman bu sistem giderek daha güçlü bir hale gelebilir. Türkiye'nin olası üyeliği, Türkiye'nin güvenlik açığını bir nebze olsun kapatabilir mi? Şimdi genel haritayı koyalım. Şimdi biz tabii şöyle söyleyeyim. Yani Türkiye'nin Avrasya'ya dahil olması, bakın Şangay işbirliğine katılır katılmaz o ayrı bir konu, kendi çıkarlarınadır. Yani bunu zaten Amerika'daki bütün ünlü jeopolitik uzmanları Huntington da söylüyor, Brzezinski de. Mesela Brzezinski diyor ki, geçenlerde rahmetli oldu, öldü biliyorsun. Diyor ki, evet diyor, Türkiye diyor bizim müttefikimiz diyor, uzun yıllar beraber diyor çalıştık diyor. Ama unutmayalım ki diyor, Türkiye'nin çıkarları Avrasya'dadır. Günün birinde evet. diyor, oraya yönelecektir. Şimdi dolayısıyla Türkiye'nin Avrasya'ya girmesi jeopolitik bir zorunluluk, yani bir tercih falan değil. Neden değil? Şimdi Batı sistemi, bak şimdi Türkiye'nin sorunlarına. Şimdi böyle çok böyle bunu süratle bir dönelim. Kıbrıs. Karşımıza Batı var. Masada kim var? AB, MAB, evet. NATO, MATO, şu bu var. Öyle değil mi? Doğu evet. Akdeniz. Yine Batı var. Ege Adaları. Möntürü. Evet. Öyle değil mi? Ermeni soykırım sorunu. Suriye, Irak. İçeriye gel. PKK. IŞİD. Fethullahçı terör örgütü. Bravo, ben unutmuştum onu, çok güzel hatırladım. FETÖ. Şimdi düşünebiliyor musun ya? Yani Türkiye için güvenlik tehditleri var değil mi? Yani dikkat edersen bunların hepsi çok önemli bir hem risk, hem tehlike, hem tehdit kaynağı. Bunların %100'ü neredeyse değil mi? Yani evet. Hadi %90'ı diyeyim. Yani batıdan kaynaklanıyor. Şimdi iki, sen bu sistem içinde dikkat edersen ekonomi felç olmuş. 600 milyar borca gelmişsin. Ki Türkiye esas dinamik bir ülke, üretken bir ülke. Böyle bir potansiyeli var. Yani hem stratejik çıkarların tehlikede, hem bölünme tehlikesiyle karşı karşıya kalmışsın. Hem de ekonomik olarak çok ciddi bir darbe yemişsin. Yani buradan alacağın bir şey yok ki. Yani varsa tamam alalım. Ha efendim bir takım değerler vardır. Human rights, demokrasi bilmem ne falan ama bunlar artık karnımızın tok olması lazım. Bir hayat soyut kavramlarla değil. Gerçekler içinde dönüyor. Bak yönetmenimiz de şeyi koydu. Aynen durum böyle. Dolayısıyla bizim Avrasya'ya yönelmemiz bir zorunluluk. Kaldık ki bakın biz enerji fakiri bir ülkeyiz. Biz petrol alıyoruz, doğalgaz alıyoruz. Nereden alıyoruz bunu? Avrasya'dan alıyoruz. İran'dan, Azerbaycan'dan, Irak'tan alıyoruz, Rusya'dan alıyoruz, şundan bundan. Yani enerji olmadan büyüme olmaz. Yani bugün herkes enerji sorununu nasıl çözerim diye düşünüyor. Hindistan'ın girme nedeni de o. Hindistan bir hesap yapmış, diyor ki 2030'a kadar diyor doğalgaz ihtiyacım diyor, 20 misli diyor, petrol ihtiyacım 4 misli artacak. Hesap ediyor, diyor ki ben diyor ya 20 yıl sonra bu kadar büyük şeyi ancak Avrasya'dan yapabilirim. Şu an için hoşuma gitmese bile. Yani Türkiye için de aynı şey geçerli. Yani Türkiye'ye gidip de Amerika'dan mı alacak petrol doğalgaz? Yani Almanya'dan mı, İngiltere'den mi alacak? Savaşların da müttefikliklerin de temelinde enerji ihtiyacı yatıyor zaten. Tabii ikincisi coğrafya bakın. Coğrafyayı değiştiremezsin. Coğrafya kader. Yani sen, bu coğrafya seni Avrasya ülkesi yapıyor. Yani aynı zamanda Akdeniz ülkesisin. Aynı zamanda tabii ki Avrupa'yla etkileşim içindesin. Avrupa'yla tek tek ilişkilerin iyi de olabilir. Öyle. Şimdi bakın yine 26'yı koyalım. Şimdi buradaki olayı iyi algılamamız gerekir. Şimdi ben bunu iyi algılamak için yani buradaki şeyin bu India ve Hindistan ve Pakistan'ın girmesinin ve sırada İran, Afganistan ve Moğolistan'ın olmasının. Çünkü bunlar gözlemci, evet. Bunlar kaldı. Şimdi bakın ne diyor Amerika merkezli jeopolitikçiler? Diyorlar ki Avrasya'ya hakim olmayan ABD küresel bir üstünlük kuramaz. Avrasya
dünyadaki toplam gayri safi milli hasılanın %60'ını, enerji kaynaklarının 3/4'ünü bünyesinde barındırmaktadır. ABD'nin başına konan talih kuşu şudur. Avrasya siyasi olarak bütünleşmek için fazla büyüktür. Avrasya'da konuştuğu ülkelerin bir araya gelme ihtimali yoktur. Bakın görüyor musunuz? Yani diyor ki fazla büyük diyor, bir araya gelme ihtimali yok ama dikkat edersen bir araya geliyorlar. Bir araya geliyorlar ve yani şeyin talih kuşu uçuyor başından. Öyle gözüküyor. Görüldüğü gibi ABD küresel jeopolitik hakimiyet mücadelesinde Avrasya'yı vazgeçilmez bir alan olarak görmektedir. Avrasya'dan dışlandığı takdirde belirleyici özelliğini yitireceğinin bilincindedir. Yani görüldüğü gibi bakın burada çok önemli bir güç merkezi doğuyor. Bu güç merkezi öyle dünyanın kalkgahına yerleşmiş vaziyette. Böyle lafla falan filan pabuç bırakacak bir güç değil. Burada gerçek anlamda yani sözde değil özde bir işbirliği olduğu takdirde bütün dünyada ciddi yansımaları olur. Şimdi bakın burada şunu da söylemekte fayda var. Hatırlatayım son bir dakika sayın. Öyle mi? Yani toparlarsak. O zaman şunu söyleyeyim. Avrasya emin adımlarla yerini alıyor. Küresel jeopolitik savaş için daha sağlam bir pozisyona gelmiş oldu. Pakistan ve Hindistan'ın aynı anda girmesi çok önemli bir jeopolitik denklemdir. Türkiye'de günün birinde zorunluluktan dolayı, kendi istemese bile jeopolitik yasalar nedeniyle Avrasya'ya yönelecektir. Zaten dikkat ederseniz en büyük ticaret ortakları da Türkiye'nin Avrasya'dadır. Yani bunun siyaseten karşılık bulmaması imkansızdır. Bu süre ne kadar yakın, ne kadar uzak olur? Tartışma sadece odur. Ama Türkiye'de günün birinde mutlaka Şangay İşbirliği Örgütü'nün asil onurlu bir üyesi olacaktır. Zaten artık bu taraftan doğa sınırları ulaşmış. Türkiye'ye doğru genişlemesini temenni edelim biz de Şangay İşbirliği Örgütü'nün. Uzun bir program oldu. Çünkü konu çoktu. Biz de hepsini konuşmaya çalıştık. Ağzınıza sağlık. Değerlendirmeniz için çok teşekkürler. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emekli Tümamiral Sayın Soner Polat'la gündemdeki konuları değerlendirdik. Teşekkür ederiz. Size de bize vakit ayırdığınız için tekrar başka bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.